TeknoSeyir sunar. Haftalık gündem değerlendirmesi. TeknoSeyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Yanında her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var ve bir de konuğumuz var. Hamdi Kellecioğlu. Hoş geldiniz. İkinize de hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar Murat. Hamdi hoş geldin. Hoş bulduk Levent. Evet. Sonunda bir gündeme bir ses. Daha eklendi. Bir ses geldi. Çok artık daha önce sıkılmıştım. Ben hatırlamıyorum. Üçüncü bir kişi olmuş muydu gündemde? Arada konuk oluyordu. Tabii oluyordu. Üç kişi oluyordu en başta gündem. İki kişi değil. Ben hiç denk gelmemiştim. Yani. En başta gündem 3 kişi yapılıyordu. Özkan vardı. Özkan mı vardı? En başta gündem 3 kişi yapılıyordu. Sonra Özkan kaçtı. Bizim üstümüze kaldı bu iş. Evet. Şimdi Hamdi Kellecioğlu kim? Şimdi ismini bilmeyenler sormuştur bu soruyu. Tom's Hardware Guide Türkiye'nin sahibi. Yayın yönetmeni. Tanıyorlar. Tanımayan da tanısın. Türkiye şubesinden sorumlu kişisi değil. Tabii o bir olaydı değil mi Levent abi? Türkiye'ye Tom's Hardware'in gelmesi. Evet. Volkan Ersoy'u ilk başlatmıştı. Sonra Volkan yurt dışına gitti. Evet. Biz oradan devraldık. Hamdi devraldı. Bugüne kadar da geldi. Evet. Şimdi Tom's Hardware'in markası çok kuvvetli. Siz burada içerik ürettiniz, yurt dışındakini çevirdiniz. Herhalde paraya para demediniz değil mi? Sorma. Koyacak yer bulamadılar. Deste dizdik, bu işleri bıraktık. Nasıl sizin taraf? Abi bizim taraf sizinki gibi. Sizin güzel. De gündemlerde falan hep konuştuğunuz, arada ara şey yaptığınız gibi tat vermiyor. Hı. Bir arayış içindeyiz işte. Evet, artık hani sırf sen gündem misafiri değilsin. Sen bizimle birliktesin bundan sonra. Evet, inşallah. Evet. Beraber batacağız. Beraber batacağız bundan sonra. Evet. Yalnız gitmeyelim dedik. Vallahi birkaç şey sürpriz olacak. Şimdi açıklamayacağız. Evet. Önümüzdeki hafta bizi takip edin diyelim. Evet, önümüzdeki hafta önemli bir değişiklikler olacak. Sadece hani Hamdi editörü olarak katılmıyor. Onun başka özellikleri var. Hepsini göreceğiz bakalım. Neler yapıyoruz, neler ediyoruz. Evet, önce geçen haftadan başlayalım. Levent abi. Geçen hafta bir kere işte pek TeknoSeyir'de yaşanmayan bir şey oldu. Bir gün atlamak zorunda kaldık. Gerçi şöyle denebilir. Hani daha önce de bayramlarda falan yayın yapmamıştık zaten. Hani bazen yapmıştık, bazen elimizdeki video miktarına göre. Bu sefer de bayrama denk geldiği için ya da tatile denk geldiği için hani düzeni bozmamış, geleneği bozmamış sayılabiliriz ama abi bozmadık çünkü biz normal şartlarda böyle durum olduğu zaman o gün yayınlanacak videoyu o gün çekebiliyoruz. Evet. Ama perşembe tatil olduğu için bize yoktu. Yani işte bir prodüksiyon sürecinde bir aksaklık oldu. Evet. 1 Mayıs günü sözün özü. 1 Mayıs'ta video giremedik. Kusura bakmasınlar, çok nadir olan bir şey bizde. Hatta hani olmayan bir şey diyebilirim. Çünkü elimizde video olmadığı için giremediğimiz gerçekten 4 senedir. Evet. 3 küsur senedir ilk kez. Doğru. Daha önce girmediysek bayram falan nedeniyle kendimiz girmemiştik. Evet. Bu ilk kez aksaklık sonucu oldu. Kusura bakmayın. Evet, bu hafta çünkü hep olan bir şey değil. Çılgın gibi bir tempoda gitti. Biz ofise gelemedik ki doğru düzgün. Evet. Şimdi toplantılar. Corsair'in USB belleklerini inceledik. 9 ayrı model. Evet. Bütün güzel bir inceleme oldu. Çünkü adamların bütün portföyü geldi. Elimizden geçmiş oldu. X-Mini hoparlörlere baktık. Biraz eğlenceli. Halay çekti falan hoparlörler. Öyle diyorsun da ciddi miktarda sorusu geliyor. Ya nereden alacağız? Nereden alacağız sorusu geliyor. Evet. Enteresan, artık X-Mini görsün bunu. Yani. Ya bu şöyle. Çünkü güzel bu hoparlörler. Evet. Burada bir yanılgı var. Hani yorumlarda farklıysan devamlı işte şurada 10 liraya var, 20 liraya var deniyor da işte arkadaşlar şunu aynı değil. Hı. Aynı değil. Fark ne dersen pili bir kere ne olduğu tabii belli değil. Marka olmayanların bir de ben bunu biz bunun bir benzerini hani The Best diye bir şey incelemiştik. Ben orada örneğini de vermiştim. Onun da hani görüntü olarak birebir aynısı değil. Extreme'de 15 dolara var. Evet. Ama teknik özelliklerine bakıyorsun, frekans aralığı falan aynı değil. Artı ben sana şunu söyleyeyim. Biraz daha marka olan böyle hani Mikado falan, ben onları da elimden geçirdim abi. Bununla alakası yok. Çıkan sesin. Yani. X-Mini'nin güzel bir alternatifi şeydi. Rapu'nun Bluetooth hoparlörü ağırlaştırılmıştı. Ya. Hiç yerinden kıpırdamıyordu. Bunlar zıplıyor. 80 gram yerinde durmuyor. O bence bir alternatifti. Ha, başka markalar var. Yine hani böyle büyük markalar da var. Ya bu tanıtmış olduk işte. Evet. Bak bir sürü kişi "Aa ne güzelmiş" dedi. Demek ki hani böyle bir şeye de bir ihtiyaç olabiliyor. Evet, evet. Yanında taşımak için insanlar. Müzik meşhur oldu. Ha evet. Evet. Güney kardeşimizin müziği, onu şey falan zannettiler. Yani eski falan, oyundan alma falan, ama yok o yani günümüzde 2013 yılında yapılmış bir müzik. Telif hakkı var ya. Evet, linkleri falan var. Dinlemek isteyen orijinalini linklerden, diğer müziklerini de aynı analog şeyip dinlemek isteyen erişebilir. Son olarak Nokia X'e geçtik sonra. Bizim için son donanım incelemesiydi. Evet. Valla çok konuştuk. O telefon için o kadar konuşulma. Herhalde en çok biz konuşmuşuzdur. Ya konuşulacak da vardı tabii ki, ama donanım kurtlarını heyecanlandıracak bir cihaz değil tabii. Tek bir soru sorayım sana. Oradan hani yorumlardan gelen. Diyorlar ki Nokia servislerini çok göstermediniz. Nokia servisleri bunda nasıl çalışıyordu Levent abi? Aynı yani, çalışıyor. Aynı çalışıyor değil mi? Aynı sonuçta çalışıyor işte. Bir yani Nokia yok. Servisi şu harita. Evet. Yani Lumia 15-20'de nasıl çalışıyorsa öyle çalışıyor. Aynen. Bu da haritayı offline yüklüyorsun. Mix radio falan aynı işte. Yani 3 tane grup seçiyorsun. Sana onlardan bir müzik listesi karışık kaset yapıp indiriyor cihazına falan. Aynı çalışıyor. Yani onları Nokia başarılı şekilde aktarmış. Ama bunda tabii şey yok. Nokia'nın işte mesela bilen göz falan diye var ya, böyle caddeye bakıyorsun işaretliyor dükkanları canlı görüntü üzerine falan. Onlar tabii bu telefon için fazla lüks uygulamalar. Onlar yok. Onlar yok. Ya o şeyde sen dedin ya offline çalıştırıyorsun diye, bunda hafıza çıkmıyor ki neredeyse içinde. Nereye işte kart takacaksın. Ona atacaksın müzikleri falan filan. Bir şey de öğrenmiş olduk Levent abi. 525 varmış Türkiye'de ama AB'ye satıyormuş sadece. Valla işte o aratınca çıkmıyor o yüzden. Onu bilemem. Evet, sonra da bir konuğumuz vardı. Salih Çelen geldi. Interrail'i anlattı bize. Tamam. O da şeydi Levent abi, hani bir seyahatle ilgili birkaç video çekelim dedik. Bu Interrail onun başlangıcı gibi bir şey. Tamam. Tepkiye göre hani devamını çekeriz dedik. Şimdi seri çekilmiş, elimizde video yok. Hani hem de biraz da sorular gelsin dedik. Evet. Bakalım, genel olarak olumlu geri dönüş geldi. Herhalde birkaç bölüm daha çekeriz ondan. Çünkü daha işin teknik kısmı da var. Yani yanına ne alacağından tut, orada başına neler geleceğe kadar bir sürü şey var. Ya Interrail'i gerçekten yapanlar varmış yani. Bu Zayt'ın falan onun esprisi vardı ya, yani her sene hep yapacağız denir de yapılmaz tabii. Ya. Demek ki varmış. Varmış, evet. İyi, onlar da TeknoSeyir'de. Güzel olmuş. Böyle 4 video ile kapadık bu haftayı. Birazcık kaytarmış gibi gözüktük. Kusura bakmasınlar. Katıldığımız etkinlikler vardı. Sen TP-Link'e gittin. TP-Link bir ürün tanıtımı, basın buluşması yaptı. 802.11ac tabii tahmin edeceğiniz üzere kablosuz Ethernet'te. Kablosuz internet deniyor. Tabii internete bağlanmak için kullanıldığı için, ama kablosuz Ethernet aslında. Kablosuz ağ. Evet. 802.11ac'ye giriyorlar. Router'lar gelmiş. Evet. Bu sefer router'ların bir adı falan var. Archer serisi. USB 3.0 kullanan USB client falan geliyor, ama onun daha bir ayı falan var. İlginç şeyler var. Mesela şarj cihazına giriyorlar. Powerbank, hani mobil pil. Powerbank mi? Powerbank'ler var ya, mobil piller şarj için telefonları. O alana giriyorlar, gösterdiler. 10.400 öyle oluyor miliamper saat bir şey. Büyük ama tahmin edeceğin gibi kocaman bir batarya. İki çıkışlı. Birisi 2 amper destekliyor çıkışların. Yani bizim daha önce şimdiye kadar TeknoSeyir'de incelediklerimizden çok daha büyük bir ürün. Fiyatı da cazip olacakmış. Üstelik diyorlar ki hani biz hani merdiven altı firması değiliz. Hani biz 10.000 diyorsak 10.000'dir. İçindeki pil 10.000. İyi. Raporları şeyleriyle gelecek diyorlar. Biz ürünleri inceleyecek miyiz o kadar? İnceleyeceğiz. TP-Link'le biz ayrıca bir onlara da tab açacağız. İyi. Daha çok ağ ürünü ve ağ kültürü diyeyim. Tamam. Yani işte şu 5 GHz nedir? Kanal değiştir diyoruz millete. Kanal nedir? O kanalı değiştirilen kanal falan. Tamam. Bilgiler de vereceğiz. İyi. Ben de sonra değilim Levent abi. Onlar da 4K peşindeler. Daha bir sene oldu. Bütün hepsini yenilediler yine televizyonlarının. Genel olarak baktığında yine şey var. Hadi rengimizle, ruhsarımızla biz farklıyız diyorlar ama başka bir şey olmuş abi. Biz geçen haftaki günden de mi söyledik? Bir yerde söyledik. 4K televizyonlar 6.000 liraya bulunuyor LG'nin falan. Evet. Ve bu ciddi etkilemiş hepsini. Şimdi onlar da buna tabii karşılık verecekler. Yine hani çok uçuk fiyatlı televizyonları var ama daha makul fiyatlı Sony'ler de göreceğiz. Artı bir de şu ses entegreli sistemin sesini de geliştirmişler. Fakat orada şöyle bir şey olmuş. Biliyorsun ses için hacim gerekir ya biraz. Evet. Televizyonlar biraz kalınlaşmış aşağıya doğru. Tabii onu dışarıdan anlamıyor insanlar bunun ses için olduğunu. Oradan bir olumsuz eleştiri almışlar. Ama bir yandan da satış olarak baktıklarına tuttu diyorlar şey. Yani sesi entegre sistemler, TV'ler satıyor dediler. Ya o hoparlörlerin bir görsel geçen yani o ilk modellerin yanındaki hoparlörler görüntü olarak hiç zevk vermiyordu. Umarım o konuda da bir gelişme vardır. Hiçbir gelişme yok aynen. Sadece daha da kalınlaşmış. Yani görsel olarak daha geriye gittiğini söyleyebilirsin. Ama verdiği sesi tabii bu durumda adam gibi yapmış biraz daha eskisine oranla. Orada Sony'nin en büyük derdi şey Levent abi. Bizde şey yanılgısı var. Hani fişi taktın, HDMI'ye de bağladın. O sanki HDMI'den görüntüler geldi. Sadece panelde oluştu. Arada hiçbir şey yokmuş gibi. Öyle olmuyor işte. Onun arkasında bir işlemciler ve çalışıyor. X-Reality Engine var Sony'de. Sony diyor ki biz işte orada farkımızı konuşturuyoruz. Dolayısıyla aynı panel bile kullanılsa bir yerde benim görüntüm daha iyi olacak diyor. Doğru söylüyor. Ve işte önümüzdeki yıl abi bu iş standart olacak. Yani artık sen gidip çarşıya çıktığında niye Full HD alayım ki diyeceksin muhtemelen. Çünkü işte bu sene 6.000 liraya indi. Hızla seneye 1.5-2'ye iner bu iş. 4K böyle ama tabii herkesin ortak derdi 4K içerik olmaması. Sony biz çalışıyoruz, biz çekim ekipmanlarını da üretiyoruz diyor. Evet, kamerasını da üretiyoruz ve hızlıca yayılıyor diyor sektörde. İyi göreceğiz bakalım. Haberlere geçelim Levent abi. Tamam. Netflix bu geçen hafta haberi aslında Türkiye planlarını iptal etmiş Levent abi. Hatta böylece bir planları olduğunu da öğrenmiş olduk. Ya bu Hürriyet'in bir haberi. Fakat hani şimdi haber yazılmış da pek yani biz de aldık bunun haberini aldık biz şeklinde bir haber yazılmış. Yani birazcık böyle ayakları çok bir yere basmayan bir haber. Normal abi Hürriyet. Diyor ki Netflix Türkiye'ye girmek için araştırdı. Piyasa araştırması yaptı. Hem hani insanları araştırdı hani film seyrediyorlar mı internetten falan filan hem de hani yasal gereklilikleri kurumları araştırdı ve sonuçta gördü ki diyor haber bu işte sigaraları mozaiklemek lazım. İşte cinsel içerikli sahne zaten yok falan işte içecek alkollü hem lafını kes sözünü keseceksin hem görüntüyü mozaikleyeceksin falan filan böyle bir sürü şart olduğu için Netflix de bununla uğraşmayı göze almadı. Bavulunu topladı. Geri döndü ülkesine diyorlar. İddia o. İddia bu. Şimdi şeyde haklı. Evet böyle bir yükümlülük var. Ve bu bir firma için maliyettir tabii ki. Onu sansürleme falan gerekli değil. Bipleme bunlar maliyettir. Doğru. Artı işte YouTube bunun çat diye kapandığı ülkede yani bir kelimeyle birisi seni kapatabilir. Evet. Ya tabii ki şu var. Bu maliyettir de kazancın bunu kurtarıyorsa girersin bu işe. Sonuçta bu yapılmayacak bir şey de değil. Demek ki adamların öngördüğü abone sayısı değil mi Hamdi? Hani tahmin ettikleri hem öyle hem de bence şey var. Türkçe içerik problemi. Çünkü hani hedef kitle büyük ihtimalle Türkçe içerik isteyecek. Şu anda TV'lerde izlenen diziler falan zaten belli kanallara yapılıyor. Netflix ya bunlarla anlaşıp, yapımcılarla anlaşıp yeni dizi çektirecekti. Tabii. Veya film çektirecekti ki bunları hani başka platformlar var. TVO falan gibi şu anda bir de o var. Sunan. Yani sadece RTÜK uzaklaştırdı veya işte bazı yasallar şeylerden korktular demek bence yanlış olabilir. Evet, zayıf. Yani içerik olarak da çünkü Netflix gelse neyle gelecek? Yabancı dizilerle, filmlerle. Evet. Öteki tarafta adam Muhteşem Süleyman'ı verecek. Yani Muhteşem Süleyman'ı izlemek istiyor bizim seyircilerin büyük kısmı. Hani ufak bir kısım var böyle yabancı dizileri izleyen. Onları da işte hani şu anda zaten CNBC'ye falan veriyor işte. Onun izlenme oranlarından belli aslında durum. Doğru. Ya, bence öyle bir durum var. TVO falan, TVO falan bir şeyler var tabii. Onların da ben şu sistemi bilmiyorum. Hani mesela bunların arkasında da işte yine televizyonlar var. Hani ne bileyim bu muhteşem Süleyman bunların hepsinde olabiliyor mu? Yoksa birisi çıkıp yok bu bizim hani bizim grubun dizisi bizde olur sadece mi diyor. Ben takip etmediğimizden bilemiyoruz. Şöyle söyleyeyim sana. TVO'da öyle galiba. Hani Doğuş şeyi. Grubununkiler TVO sanırım onlarındı. Şöyle söyleyeyim size. Şu an girip Muhteşem Süleyman'ı para pul vermeden ama reklamla şeyde izlersiniz. O TVO'da izleyebiliyorsunuz. Yok kendi kanalında yayınlandı. Kanalın şeyinde izler. Oradan da izlenebilir. Evet. Valla şimdi şöyle geçen sene de Hulu için iddia çıktı aynı şekilde. Hani böyle dendi de işte Hulu Türkiye pazarına bakıyor falan girmek üzere falan dendi. Sonra bir daha bir haber daha çıkmadı o konu üzerine. Yani bence böyle bir hizmet olacaksa yerel firmalardan olur. Yani Netflix, Hulu falan Türkiye için zor bence. Benim vallahi fikrim hani, bu yani. Şimdi şu da var. Hani mesela burada haberde yazılmış hani Rütük yüzünden çıktı. Bu yasaklamalar ya da işte yasal gereksinimler yüzünden çıktı deniyor ama adamlar büyük olasılıkla kotaya da bakmıştır. Hani değil mi? Kaç tane 4 GB kotalı bağlantıların ülkesinde kime ne izleteceksin? Doğru. Yani şöyle paranın kokusunu alsın yine gelir. Yine gelir. Ha, yine aynen gelir. Öyle. Bakalım ne olacak? Ne olacak? Şimdi bu bir haber daha var abi. Bizim tüketici yasasına bir tüketici koruma kanununa ilaveler geliyormuş, değişiklikler vesaire. Bu ay içinde. Evet, bu ay içinde bir madde var abi. İkinci el satan insanlara da bir yıl ürünlerinin arkasında durma zorunluluğu getirilecek diyor haber. Bu çok hani bela bir şey. Şimdi düz böyle okuduğunda korkunç bir şey. Evet. Ben yani bir iki kişi hiçbir şeyini satamazsın. Hiçbir şeyini satamazsın. Yani arabayı nasıl satacaksın abi? Arabayı sen sağlam satacaksın. Adam böyle 8 ay sonra geri kapının önüne gelecek. Şey bozuldu, silecek bozuldu. Ne yapacağız? Ya ben acenta mıyım kardeşim? Hayır, ben servis miyim? Değilim. Ha, servis miyim? Ben de bir kullanıcıyım. Ya işte ikinci el satışlardan kar amaçlı yapan firmalar için belki böyle bir şey olabilir. Bence bu haberde kullanıcılar için olamaz yani. Bu çok haberde saçma. Bir eksik var bence. Ya yazan anlamadı ya da başka bir şey. Bu böyle olamaz yani. Ya da daha tartışma aşamasında belki hani vallahi gerçek, şimdi Dark Hardware'de bu konu konuşuluyor. Gerçek ve tüzel kişiler diyor kanunda. Hani direkt kanunu baktılar, buldular, aktardılar. Şimdi bu düşündüğüm hani böyle dümdüz okuduğumuz gibi ise ikinci el diye bir şey kalmaz. Evet. Anladım. Ha şeyde istisna var. Arızalı diye satarsan peşin kurtuluyorsun. Ya da antika ise artık hani 1903 model Ford T model satarsan onadaki arızalısı çıktı diye gelmiyor adam falan. Ama yani bunun çok iyi anlaşılması lazım. Çok bak şimdi hani şey diyoruz ama hani bu firmalar içindir diyoruz ama adam ne demiş Tüketicileri Koruma Derneği? Bit pazarından aldığımız ürünün hiçbir garantisi yoktu. Şimdi var diyor. Ya işte, Bit pazarından var? Commodore 64 alıyorum ben 20 liraya. Ona bir yıl garanti mi verecek adam? 30 yıllık bilgisayar. 83 yapımı bilgisayara. 30 yıl değil mi? Evet. Bir garanti verecek bir yıl. Yani mümkün değil. Bu mümkün değil. En kötü ihtimalle iki taraflar aralarında bir şeyler imzalarlar. Ben haklarımdan vazgeçiyorum diyor. Feragat belgesi falan imzalanacak falan herhalde. Saçma sapan bir ya da şu var Murat ya da şu var. Bu sen işte pazardan aldığın 20 liralık Commodore 64'ü boş ver. Tabii canım. Araba önemli. Burada ikinci elde olay araba. Doğru. Ha, umarım şeye yol açmaz bu. Abi sen arabayı elden 20'ye satarsın ama garantisini vermen lazım. Bize 15'e ver. Biz taahhütname imzalayalım. 15'e alalım senden arabayı. İnşallah buna birilerine ekmek kapısı olmaz bu sistem. İnşallah. Bakalım çok önemli bir şey. Bunu yani sen bu saatten sonra bir şey satabilir misin gitti gidiyor da? Asla. USB bellek satamazsın. Ya korkudan. Adam öyle. Gelecek kapıya dönecek bir sene sonra. Öyle. Yani aslında sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kanunu sahibinden.com gitti gidiyor açıklasın. Değil mi? Tutsunlar avukatları şeyleri onlar açıklasınlar. Çünkü onları direkt bitirir. Yani bize gelsinler biz konuşalım. Gitti gidiyor özellikle yok edecek bir şey. Bakalım onlar bir yayın yapsınlar, bir bülten yayınlasınlar, bir açıklık getirsinler. Kapımız açık. Yanlış mı anlıyoruz yoksa felaketle mi karşı karşıyayız? Evet. Google'a Fransa'da vergi cezası gelmiş. $1 milyar hem de. Evet. Milyar dolar düzeyinde. Anlaşırlar, bu düşer. Bu şey meselesi değil ama hani bir ofis açsınlar meselesi değil. Buradaki durum şu. Yani birçok firma İrlanda üzerinden Avrupa'da faaliyet gösteriyor. Doğru. Çünkü İrlanda'da vergi 12,5'muş. %12,5'muş. Firmaların ülkelerde daha yüksek. Fransa'da ona itiraz ediyor. Yani sizin diyor yaptığınız işin çok küçük bir kısmını diyor Paris ofisinde üzerinden gösteriyorsunuz. Asıl hacmini İrlanda ufacık bir ülke, Fransa'ya göre nüfusu şey olarak, ama işte 10 katı falan şey gösteriyorsunuz. Faaliyet gösteriyorsunuz diyerek tekere çomak sokmuşlar. Yani şöyle, İrlanda'da 12.4 milyar euro Google şey açıklarken iş yaptım diyor. Fransa'da 138 milyon euro. Evet, yani evet. Onda biri gibi. Evet. Fransız yetkililer de hani yemezler. Hatta %1 pardon onda biri diye yanlış hesapladım. Öyle. Bütün dünyada bilinen hani böyle şeyler vardır ya, hep böyle şey, Liberya bandıralı gemi böyle. Liberya'ya gider. Böyle, insandan çok gemi var oraya kayıtlı falan. Niye? İşte vergi şeyi. Vergi cenneti. İrlanda'da, İrlanda biliyorsunuz hani iflas etmiş durumda falan bir ülke. Çok zor durumda bir ülke. İrlanda'da bu işlerin cenneti olmuş. Evet, Google Plus ile giriş yapın düğmesinin gireceği karanlık diyorlar. Kırmızı Google Plus ile giriş yapın düğmesi var ya sitelerde. Evet, evet. Onun yerine mavi Google ile giriş yapın düğmesi görülmeye başlanmış. Biz geçen haftaki anlattıklarımızla bağlantılı. Evet, Google Plus yolcu falan gibi hani bir şeyler konuşulmuştu zaten. Dağılmaya başlamıştı ekipte. Şimdi de bununla bağlantılı olarak bunun gözlendiği söyleniyor. Google'la giriş yapın. Yine aynı sistem ama Plus değil, işte Google kimliği artık. Evet. Bakalım ne olacak? Evet. Sen ne diyorsun Hamdi? Yani biraz da aslında şeyden yapmışlar gibi geliyor bana. Sanki Facebook'un rengine uyum sağlayarak böyle hafif mavi tonlarında. Bir de Google markası tabii ki Google Plus'a göre daha çok bilinen bir isim. Evet. Ondan yararlanmayı düşünüyorlar. Ben üzgünüm ama Google Plus sevdiğim bir platformdu. Her ne kadar siz beğenmeseniz de. Beğenmemizde biz kullanmıyoruz. İhtiyacımız yok. Ben kullanıyorum ya. RSS feeder gibi güzel bir şekilde ben üye oldum oradan. Takip ediyorum haberleri. Çözemedim abi Google Plus'ı. Yok yani böyle sosyal bir ağ olarak kullanılamıyor ama dediğim gibi RSS feeder olarak kullanılıyor. Bakalım ne olacak. Google Gmail'in tarama işlevini sınırlamaya başlıyormuş. Evet, başı belaya girdi Gmail'in mailleri analiz etmesinden dolayı, biliyorsun mahkeme falan söz konusu. Şimdi Microsoft okullara bir Amerika'da şey yaptı, okullara yönelik bir adım attı. İşte Bing'in falan reklamsızını okullara sınıfta kullanılabilecek şekilde veriyorum deyince Google'da hemen yetişmek için onlar da okullara işte Gmail accountlarını taramak yok falan. Hatta Google Apps for Education yapmışlar. Reklamsız. Tamamıyla reklamsız. Hatta düşünülüyormuş hani Google Apps, yani kendi mailini de Google Gmail haline getirebiliyorsun ya. Normalde işte levent@pekcan.com. Tamam. Onu aslında Gmail olabiliyor. Doğru. Onun da reklamsız olabileceğinin işaretleri verilmiş falan. Google'ın rakibi hamle yapınca hemen yetişme çabası olarak. Yalnız ben şimdi fark ettim. Ben bu Gmail'de reklamları görmez olmuşum. Yani nerede reklam var diye şimdi girip bakmak zorunda kaldım. O kadar bir körlük gelmiş ki. Tabii tekst bazlı genelde reklamlar. İnsanlar çok fazla fark etmiyor. Evet. İşte devler birbirlerini böyle kolluyorlar. Her hamlelerine cevap veriyorlar. Google ofis uygulamalarını ayrı uygulama olarak sunuyormuş. Evet, bu da hani ya niye ki dedirten bir şey. Hani Android'de Drive yüklüyorsun ya. Evet. Şimdi yapmış adamlar hani Docs. Doğrudan Docs'a. Presentation hani sunum. Sheets yani tablolar, Excel karşılığı. Ayrı ayrı bunların birer de ayrı aplikasyonunu yapmış. Diğer firmalara rakip şey olarak ürün çıkarmak için bir hareket. Yani çok çok akıllıca demeyeyim, onların ne düşündüğünü bilmiyorum da hani biz kullanıcılar olarak tek tek yüklemenin bir getirisi yok. Evet. Şimdi Google Drive vardı. Evet. Quick Office vardı. Aynı işi o da yapıyordu. Onu da satın aldılar, evet. Bir de bu var şimdi. Doğru, doğru. Bir de Quick Office var. Ne olduğu anlaşılmış değil durumun. Bir de Quick Office var, evet, onu aldılar. Biliyorsunuz Google'ın da ama bir huyu vardır. Alır, işe yaramayan da atar gider. Atar, evet. Quick Office biraz o yolda gidiyor zaten. Anlarız. Önümüzdeki dönemde. Foursquare'de de bir sallanmalar, ne yapıyor bunlar? O çok daha ilginç bir durum. Foursquare'i ikiye ayırıyor adamlar. Bildiğimiz anlamdaki Foursquare kalıyor. Hı hı. Ama bu check-in yapmak için sadece bir Swarm diye bir uygulama daha çıkıyor ortaya. Tamam. Foursquare şey haline dönüşüyor. Böyle işte yakında güzel restoran var mı? En iyi döner nerede falan. Tamam. O hale dönüşüyor. Bu bizim işte check-in yaptım, bilmem ne, arkadaşımdan daha çok puan aldım, mayor oldum falan olayı Swarm diye ayrı bir uygulama haline geliyor. Aynen. Yani bu... Yani aslında bildiğimiz Foursquare Swarm oluyor. Diyebilirim. Çünkü eğer Foursquare'i işte puan aldım, badge aldım, mayor oldum, arkadaşımı geçtim falan gibi kullanıyorsan öyle oluyor. Ya bu biraz enteresan bir durum. Çünkü şimdi Foursquare'in birçok platformda istemcisi vardı. Evet. Şimdi ne olacak? Onların hepsine Swarm gelecek mi? Android'e, iOS'a tabii ki geliyor. Windows Phone'a biraz sonra gelecekmiş Swarm. Ama yani şeyde Nokia N9'da bile vardı şey Foursquare. Yani çok garip bir hareket hakikaten. Evet. Çünkü kullanıcıların bazıları haberdar olmayacak yeni uygulamadan. Yani doğru. Bu çok kafa karıştıracak. Doğru. Ama demek ki bir ihtiyaç doğdu. Peki, ki buna girmek zorunda kaldı. Sizler şey kullanıyor musunuz? Foursquare'in mekan bulmak maksadıyla sunduğu bir özelliği vesairesini ya da yanında neler var diye açıp baktınız mı? Ben hiç Foursquare'e bakmadım, açık söyleyeyim. Yani çok az. Ya bir iki kez ben adres bulmak için kullandım da değil mi? Genel kullanımımız fazla... check-in yapmak üzerine. Evet, zaten toplam kullanıcı sayısı 50 milyonlarda falan. Hani dünyada da o kadar büyük hani talep gören bir şey değil. Muhtemelen nasıl bunu paraya çevireceklerini bilemiyorlar. Belki de. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Foursquare'ın de Twitter'da bir zamanlar o durumdaydı. Şu andaki durumunu bilmiyorum ama çok hani muhteşem olmadığını birazdan gelecek tahmin ediyorum. Foursquare'ın bir paraya dönüşme, monetize diyorlar ya, para kazanma sıkıntısı var. Bu şeyler işte hani anlaşmalı mekanlar falan oluyor işte, hani şimdi şey sarı falan işaretli var. Şimdi buraya gelin kahve, ikinci kahve indirimli falan. Demek ki işte yetmiyor. Evet. Demek ki yetmiyor. Fakat ben bu hamleden ne çıkacağını bilmiyorum. Yani en azından ben şunu düşünüyorum. Yani niye iki tane uygulama yükleyeyim ki? Aynen öyle. Bir de şimdi Swarm'u mu yükleyeceğiz diyorum. Evet. İkisini de kaldırırım daha iyi. Evet. Gibi bendeki düşünce böyle. Evet. Göreceğiz. Microsoft Lumia'lar için reklam vermeye başlamış artık. Evet, onlar da bir geçen hafta biliyorsun işte devir teslim oldu. Evet. Bu hafta onu kutladılar gibi bir durum var. Microsoft bir Lumia reklamı verdi. Video reklam. Biraz da şeye oynuyor işte. Yani ben farklıyım. Temalı. Evet. Bir reklam verdi. İşte artık bir şeyler değişiyor yani. Başlıyorlar. Microsoft'tan devam. Skype üzerinden grup sohbet hizmetini ücretsiz hale getirmiş. Nedir bu? Ücretli miydi? Ücretliydi. Bu haberi ben ekledim. Microsoft, yani Skype ilginç bir şekilde premium kullanıcısı olmadan grup chat yapamıyordun. Hem sesli hem görüntülü. Ama bir kişinin premium olması yetiyordu değil mi? Öyle orada öyle bir şey vardı. Onun başlatan olursa belki öyle bir şey olabilir. Ben hani bunu duvara tosladığım için bu haber dikkatimi çekti aslında. Yoksa hani zaten Google Hangout falan bunları çoktan veriyordu. Evet. Microsoft da Skype'ı eğer bir yere getirmek istiyorsa bunu yapmak zorundaydı. Yapmışlar. Evet. Bu haber o. Ücretsiz. Artık hani görüntülü chat veya işte sesli grup konuşması yapılabiliyor. Ya, siz ne diyorsunuz? Skype'ın böyle hani hayatınızda yeri oldu mu? Konuşmama anlamında. Hiç olmadı. Ben ailemle konuşuyorum. Güzel. onun üzerinden. Hani görüntülü de olduğu için onlar açıyorlar bilgisayarı. Güzelmiş. Torunu morunu görüyorlar falan işte. Ama güzel. Ama mesela Messenger'ın gitmesinden sonra sizin Messenger uygulamanız haline geldi mi biliyorsun? Ben devam ettim kullanmaya. Çünkü zaten Hotmail hesabıyla da bağlanmayı hani açtılar. Ben devam ettim. Çünkü zaten konuştuğum çok fazla kişi yok. Onları da oraya geçtiler. Ama tabii bunu Facebook çok baltaladı. Aslında ikisi de gene hani Facebook'la Skype da biraz ortak gibi. Biraz Microsoft da var işin içinde. Facebook ayrı bir firma olmasına rağmen. Çünkü Facebook'un da görüntülü chat programı var. Skype destekli falan evet, çalışıyor. Ve öne çıkartmaya yani bir anlaşmaları Facebook var aralarında. Bir yandan da rakipler çünkü Facebook şimdi WhatsApp'ı da aldı. Doğru. Ona da belki görüntülü özellikler falan eklenecek. Hani onlar konuşuluyor. Bir yandan da rakipler, bakalım ne olacak. Ama ben Messenger'ı ortadan kalkmadan bırakmıştım. Facebook ve WhatsApp benim şeyim oldu yani. Gidişatla o yönde. Evet. Ben de Messenger'ı kullanmayı bırakmıştım. O yüzden Skype dönüşümünü görmedim. Evet. Yani dönüştürmedim. Ya Skype hani birisi sesli konuşalım derse benim de aklıma gelen şey o. Bilgisayarda öyle yüklü oluyor ama genelde 40 yılda bir özel çalışıyor ama ya onun bir nedeni şu var Murat. Hani ya login olmuş durumda kalsam bu sefer de konuşmaktan şey alamam. Nefes alamam. Kendine, evet. Çünkü sonuçta bizim hani bir de iş boyutu var. Şey var. Biraz kendi dünyamızda tanınmış kişileriz. Kendi küçük dünyamız içinde. O yüzden hani herkese merhaba desen, evet, benim hayatta birlikte en korktuğum şey, en çok acı çektiğim an yeni bir platforma falan geçtiğinde Facebook'un o chat'i default enabled oluyor ya, onu disable edene kadar olan süre. Çünkü o sürede o 25 tane falan abi merhaba mesajı geliyor. Evet. İşte o yüzden ne bileyim şeyi olarak kullanmayı tercih ediyorum. Hani nokta atış, hani ya konuşmamız lazım saat 5'te evet, diye anlaşıp da öyle açmayı tercih ediyorum. Google'dan kötü bir haber Levent abi. Nexus'lar galiba gidiyor. Yerine de Premium Android Silver diye bir şey gelecek. Bak bu kötümüş tartışılır. Bu şöyle. Aslında aynı şey gibi. Öyle ama şeyin artacak. Fiyatı. Hayır şöyle söyleyeyim. Benim anladığım kadarıyla bu haberden. Tamam. Nexus 6 olmayacak diyelim. Evet. Ama onun yerine şu olacak. HTC'nin bir Nexus'u olacak. Evet. Samsung'un yani Android Silver adında. Doğru. M8'in bir Nexus'u olacak. Xperia Z'nin olacak. Galaxy Samsung Galaxy'nin olacak. Doğru. Birden çok. Ben de böyle anladım. Üst düzey olacak. Ben haberden bunu anladım. Ama kötü tarafı şu Levent abi. Biliyorsun bunların bir de temiz edition'ları vardı. Google edition'ları vardı. Aynı hesap. Türkiye'de? Ya Türkiye'de görmedik tabii ama ki Nexus'u de işte satıyor burada LG. Bilmiyorum. Fiyat farkı şey mi olacak? Hani bir şekilde bunu cazip kılacak bir şey mi yapacak? Tam tersi olacak gibi Google, anlıyorum bilmiyorum ben de. Bunlar premium telefon olacak. Yani HTC'ye biz laf ediyoruz 2500 lira diye. Bu da ondan çok fazla beklemeyen daha ucuz olmasını bence. Yani ne yapıyoruz? Bu şu olabilir. Hani Google'ın hardware işinden daha da çekilmesi. Aynen öyle. Hani Samsung'u özellikle rahatsız eden meseleden daha da çekilip şey satsın. Hani yine tamam. Ya işte Google Play Edition diye bunlar vardı zaten. Bunlar evet, daha şey olsun. Benim sözüm. Bir de tabii niye Android Silver? Demek ki bir de Gold olacak bir süre sonra. Ben Premium lafının benim sözümdeki karşılığı kazık abi. Yani o yüzden Premium gördüğümde benim tadım kaçıyor. Peki. Premium Android Silver. Yani o ucuz. Çünkü şu an baktığın zaman Nexus 5'in fiyatı G2'den de ucuz. Yani hem ucuz hem iyi telefon. Evet. Ama işte ona elveda diyeceğiz gibi gözüküyor. Tabletin lafı geçmiyor bak, dikkat et. Hani işin bir de tablet tarafı vardı. Doğru. Adamlar demek ki. Ama tablet işini zaten işte Asus'a bıraktılar yani o. Telefonu tercih yapıyordu yani. Nexus 7. Nexus 10 da yok yeni. Hani evet, Nexus yok. 7 2013 var, 2012 var. Nexus 10 yok. 2013 Nexus 10, 2014 Nexus 10 yok işte, görüyorsun. LG'nin G tabletinin o G Play mi neydi? G tablet miydi? Evet, 8 inç'in, evet, 8.3 inç'in Google Play Edition'ı var. Google Play var. Ya ben ona da razıyım abi. Google Play'e getirsinler. Şeyi almak zorunda değilsin. Nexus almak zorunda değilsin. Evet. Şimdi Twitter'ın ilk çeyrek gelirleri az önce söylediğimiz şey. konuşacağız dediğimiz. Beklentileri aştı ama adamların hisseleri düşüyor. Niye? Beklentiler daha da mı? Ama sadece ona bakmıyor yatırımcılar. Kullanan aylık aktif kullanım sayısı yeterince hızlı artmıyormuş. Artmıyor değil mi? Yani geleceği göremiyor yatırımcılar gibi peki? Bir durum. Düşüyor mu yoksa? Düşmüyor, yok, artıyor. Yeterince hızlı artıyor. Bir önceki çeyrekte 9 milyon artmış. Bu çeyrekte 14 milyon artmış. 2014'ün ilk çeyreğinde. Daha artış hızı da artıyor yani, evet, aslında. Ama tatmin 8 senelik etmiyor. Bir sosyal ağın aylık aktif kullanıcı sayısı 350 milyon civarında geziyor. Facebook'un yeni işte satın aldığı WhatsApp 500 milyonlarda aktif kullanıcı, evet, sayısı. Evet. Tamam, farklı bir alana biraz yönelik ama evet, sonuçta yatırımcı nasıl para kazanacağına bakıyor. Kârı da yani şöyle söyleyeyim, firma 250 milyon dolar kazanmış görünüyor ilk çeyrekte. Yani Twitter gibi bir firmanın aslında hani daha fazla kazanması, doğru, lazım herhalde. Ki bunun da %80'i cep telefonlarındaki uygulamalardan geliyormuş. İlginç. Yani yatırımcılar tereddütlü, o yüzden hisselerde biraz düşüş oldu. Evet. Orası öyle abi. İşler iyi giderken bile adamın yatırımcına umut vermiyorsan düşürüyor seni diye. Öyle. Kar beklentisi. Apple'ın bile biliyorsun başına geliyor aynı şey. Evet. Tabii Apple gibi karlı bir firma. Bu sefer de yeterince kar edemedi. Evet, yeterince edemedi evet, diye. Evet. Twitter'a mute özelliği geliyor. Sessiz özelliği. Bu güzel bir şey. Kimi nasıl yani? Adamı ya mı mute edeceksin? Oluyor yani, bir adam başlıyor yazmaya 10 tane 20 tane arka arkaya mesaj atıyor ve senin şeyini... Ya, takip etmek istediğin bir adam. Evet. Ama o anlık sessiz bayıyor, kalmasını istiyorsun. Evet, bayıyor. Mute ediyorsun ama adamı silmiyorsun böylelikle. Evet, engellemiyorsun veya takipten çıkarmıyorsun. Anladım. Sesini kasıyorsun. Benim merak ettiğim, yani bilmediğim şey şu. Mute'un default olarak bir şey var mı acaba? Varsayılan bir süresi var mı? 30 dakika, 20 dakika diye. Çünkü ben şundan eminim. Ben birisini mute yaparsam o sonsuza kadar mute kalır. Bir daha onu aklıma gelmez ya, yani. Unmute yapmam. Onun belki bir süresi vardır. Bilmiyorum ya, ben çok öyle adamları çıkartıyorum ben zaten. Yani ben öyle adama şey diyorum. Blog yaz diyorum. Yani bu değil, bunun kullanım şekli bu değil çünkü. Blog yaz. O kadar çok söyleyecek şeyin varsa blog yaz. Evet. İşte ama yazmıyorlar işte. Yazmıyorlar. Oraya yazmak kolaylarına geliyor. Firefox'ta bir güncelleme geldi. De büyük bir güncelleme. Evet. Değil mi? Tasarımda değişiklik oldu. 29 oldu sürüm 29 ama olmuş. Vay be. Çok şey değişti. Yani bu 27'den 28 olmasıyla Firefox bayağı bir Chrome'a benzedi. Evet. 28'den 29 olması iki ayrı şey oldu. Dünya oldu. Çok değişti. Görsellik, yani ben açıkçası mekanizmada bir değişiklik çok bir şey göremedim. Sen Firefox kullanıyorsun değil mi? Ben Firefox kullanıyorum. Çok değişti. Evet, ona şey diyecek bir şey yok. Hani sen ne kullanıyorsun Hamdi? Ben Chrome'cuyum ya. Ben büyük oranda da zaten artık dünya çapında da Chrome almış başına gidiyor. Firefox'un bence kapanması yakındır. Yok, ben o kadar kötümser değilim de. Gerçi hani Opera falan gibi çok çok daha düşük kullanım oranlarında olan browserlar yaşamaya devam ediyorsa Firefox haydi haydi eder de. Ayarlar menüsü falan değişti Windows sürümünde. İşte ben merak ettiğim mesela bu bir bookmarkları falan senkronize etme işlevi vardı Firefox'un. O yıllardır doğru düzgün çalışmaz hiçbir zaman. Neden de yani, niye çalışmıyor? O kadar da zor. Uzaya roket göndermek değil bu. O yenilendi. Yeni bir senkronizasyon sistemi geldi ve onu görmek isterim. Genel olarak ama şeyi söyleyeyim yani ne bileyim Murat, biz eski kafa, yani ben menüde print'in yanında bir tane de koskocaman fotoğraf printer resmi görmek devrini biraz açtık gibi geliyor ya. Yani bunların ne bileyim opsiyonel olması lazım. Gerçi customize falan edebiliyorsun ama yani ne bileyim öyle bir amanın süper işte çıldırmış bu Firefox harika şeyler olmuş dedirtecek bir şey göremiyorum. Ya Firefox stabil çalışsın. Evet. Biz yine razıyız her şeye. Öyle. Ben kullanmaya devam ediyorum. İşimi görüyor. Memnunum. Bookmarklarım, bilmem kaç yıllık bookmarklarım burada. İnternet Explorer'dan iyidir canım şimdi. Evet. Kabul edelim. Mozilla bir şeyler çeviriyor. Facebook'un da bir konferansı vardı, F8 konferansı. Şimdi o tabii sırf sana bana değil, geliştiricilere de yönelik bir konferans. Doğru. Hamdi, sen o kısmından bak istiyorsan meseleye. Şimdi bayağı aslında farklı şeyler getirdi Facebook. Hani son kullanıcıyı da şöyle ilgilendirecek. Bazı privacy, gizlilik ayarlarını arttırdı Facebook, hı hı, arttırıyor. Eskiden mesela bir Facebook'la login olma tuşuna bastığınızda, o programa izin verdiğinizde bütün arkadaş listenizi, evet, otomatikman çekiyordu. Evet. Şimdi sadece o programı kullanan arkadaşlarınızı gösterecek. Hmm. Bu bir. Artı sizin Facebook ID'nizi otomatikman paylaşmayacak o uygulamayla. O uygulamaya yani özelleştirilmiş, hmm, ID'yi paylaşacak. Tamam. Bu iki. Anonim login denilen şeyi getirdi. Yeni bir tuş. Facebook'un o mavi tuşunun, tamam, yanında bir de siyah tuş gelecek. Evet. O siyah tuşa bastığınızda herhangi bir bilginizi paylaşmadan, bu şeyle ilintili dediğim gibi o işte, evet, programa özel ID vermeyle, evet, ilişkili. Evet. Yani Facebook anonim login'i kullanarak bir sürü uygulamaya girebileceğiz ama herhangi bir bilgi paylaşmayacağız. Tamam. Bu çok önemli. Evet. Şu yaklaşım da önemli. Bak mesela bu yapılan F8 konferansı kapsamında yapılan sunumlarda Facebook şunu söylemiş. Şimdiye kadarki felsefeleri, her şeyi hızla değiştir. Evet. Hani arada bir şeyler bozulursa bozulsun. Move fast and break things. Geliştiriciler için problem oluyordu bu, evet, özellikle. Artık hani öyle bozmayacağız. Çalışan şeylere çomak sokmayacağız demişler. Akıllandılar belli biraz. Bir olgunluk düzeyine altyapıları da erişti galiba. Bu özellikle dediğin gibi geliştiriciler için önemli bir haber. Evet. Çünkü orada şey çok fazla oluyordu. Mesela Facebook'un bir şeylerini kullanan başka istemcilerde falan da şey görüyorsun. Ya işte yazı çıkıyor. Ya arkadaşlar Facebook bir şeyleri değiştirdi. Bizim uygulama çalışmıyor. Sabreden öğleden sonraya kadar halledeceğiz falan. İşte artık böyle şeyler olmayacak, evet, demişler. Bir önemli gelişme daha var. Gene bu aynı konferansta açıklandı. Bu monetize, az önce konuştuğumuz o para kazanma, uygulamalardan, evet, para kazanma işini ilgilendiriyor. Facebook biraz reklam işine daha ciddi girmeye başladı burada. Audience Network diye bir şey tanıtıyor. Hmm. Sen bir geliştirici olarak uygulamana Facebook üzerinden reklam alabileceksin. Ve reklamı istediğin kişilere odaklayabileceksin. Hani sadece işte İstanbul'da oturan ve işte çocuğu olan kişilere, hmm, reklam göster şeklinde. Çok böyle ince ajans ayar gibi. Ajans gibi. Uygulamanın içinde birkaç tane seçenek de sunmuşlar. Böyle alttan çıkan banner şeklinde olsun, işte yazıların içine gömülmüş şekilde olsun. Facebook reklam işine de daha ciddi anlamda giriyor. Evet. Hmm. Vallahi ilginç. Bunun dışında tabii bir sürü başka gelişme de var ama daha çok geliştiricileri ilgilendiriyor. Evet. Hani günlük hayatımızda son kullanıcıyı ilgilendirecek şeyler değil. Evet. Apple'dan bir haber. Açma kapama düğmesi sorununu iPhone 5'leri tamir edeceklermiş. Evet, bir miktar iPhone 5'te böyle bir hata keşfedilmiş. Tamir edeceğiz diyor. Seri numarasıyla bizim o verdiğimiz sayfada da o form var. Maalesef soldan Türkiye'yi de seçsen sayfa İngilizce geliyor. Evet. Kusura bakmasınlar bu Apple'ın. Ama orada ilginç bir şey var. Senin olduğun ülkede 2 Mayıs'tan itibaren değişecek diyor. Acaba ülkeyi doğru biliyor mu? En altta Türkiye diye görünüyor ama. Valla o var. Artı şunu belirtelim. Bazı şartlar öne sürmüş Apple. Bunların birinde, bu şartlardan birisi şu. Satıldığı ülkede bakarım diyor. Hmm. Yani Amerika'dan alıp geldiğin iPhone'da yandın. Türkiye'deki Apple bakmayacağım diyor. Satıldığı ülkede bakarım diyor. Telefon bozuksa bakmam diyor. Hani zaten arızalıysa olan olmuş. Bu yüzden şey de güzel ama mesela daha önce diyor hani bunu sen parayla tamir ettirdiysen diyor onu da gel diyor bilgisini ver şey yapalım, faturasını paranı göster, iade edelim diyor. Tamam. Yani şey olayı kötü tabii, satıldığı ülkede bakarım kısmı birazcık kötü Türkiye'de çünkü çok fazla gelirken getirme olayı olduğu için. Evet. Bu sorundan etkilenen arkadaş var mıymış izleyiciler, dinleyiciler arasında? Onu yorumunu bekleyelim. Benim arkadaşlarım arasında var Levent abi. Hatta var. Para verip tamir eden oldu. Hatta bizim Can bile o düğmeyi değiştirdi diye hatırlıyorum. O düğmeler çok şey bozuluyor, sorunlu yani. Genel olarak iPhone'larda eskiden beri bilinen bir şey. İlginç. Telefonu şey yap diyor, telefonu formatlayıp getirin diyor. iOS 6 kullanıyorsan o da iOS 7'ye çıkacak diyor. Art servisten sonra hazır ol diyor. İyi. Japonya santimetre hassaslığında GPS geliştiriyormuş. Evet. QZSS. Quasi Zenith Satellite System. Evet. Birazcık ismini söylemek zor. Normal şeyin GPS ile birlikte çalışıyor. GPS sinyalini iyileştirip hassaslığı santimetre düzeyine çıkarıyor ya da indiriyor mu diyelim, keskinliği. Yani, değil mi? İşte etkileyici bir şey tabii yani, tabii. Santimetre ne demek ya? Hani GPS bizim için hani iç mekan falan bile oldukça hani şaşırtıcı geliyor. Bir de santimetre adam düzeyinde. Artık evinde tuvalette olduğunu da görecek. Evet, uydudan haber gelecek, kenarda dur bura. Vitrini kapama diye şey gelecek böyle. Alıcı değilsen bir çekil diye uydudan görüp mesaj gelecek, update gelecek. Güzel, güzel tabii. Hani GPS'in ne kadar işe yaradığını düşün. Ya. Bu şunda yarıyor, şunda özellikle. Hani bu tabii Türkiye'de henüz yok, Avrupa'da bile yok. Japonlar bu keyfi sürecek ama çok böyle mesela Ege'de falan oluyor, yol makarna gibi. Dönüyor falan ya. Orada günümüzün GPS'iyle seyahat ederken şey oluyor. Böyle bir oraya bir buraya atlıyor. Doğru. Çünkü GPS'te şöyle bir şey var Murat. İşte o kadar hassas değil ya. Harita sürme, yani navigasyon uygulaması şey kullanıyor. Ya sen mesela işte senin araba yolun kenarından gidiyor gibi data geliyor ama diyor ki kardeşim bu adam yol, burada yol var. Bu da yoldan gidiyordur diye. Doğru. Seni yola koyuyor, hı-hı, uygulama. İşte hassaslık artınca böyle düzeltmeler yapması gerekmeyecek. Çünkü işte bu sistem dediğim gibi böyle yol makarna gibi kod farkı olup da üst alt olunca seni bir anda 3 viraj alta da koyabiliyor falan filan. Evet. Bu sistemin bir özelliği de şey olacakmış. Felaket anlarında önceden GPS'e bilgi gönderilebilecekmiş. Çünkü hesaplama yaparken zaten ufak bir bilgileri sıkıştırıp cihazlara gönderme üstüne kurulu mantığı. Oraya bilgi, yani hükümet şey de yapabilecekmiş. Felaket anında işte şuraya gidin böyle yapın falan gibi direktifler de gönderebilecekmiş. Güzel. Şey işte hani yeni nesil GPS. Evet. Güzel. Bakalım biz ne zaman? Japonlar tabii bunun keyfini bunu çok ucuza mal ediyorlar. Japonların şeyi o. 5 uyduyu yanlış mı gördüm, hatırlıyorum. 350 milyon dolar gibi bir rakam. Avrupa'nın o benzeri Galileo denilen proje 5 milyar eurolardan falan bahsediyor. Ve Galileo bir yere vardı mı? Varamadı da. Varamadı yani, değil mi? O da böyle milimetrik hassasiyet, iç mekanda takip falan vaat ediyordu. Ortada bir şey yok. 500 milyon dolarmış. 500 milyon dolar ayırmışlar. Quasi Zenith Satellite sistemi yapan da Mitsubishi. Evet. Biz de caddede kamyonetini görüyoruz en fazla. Evet, Japonların yeni GPS'i. HTC'nin baş tasarımcısı ayrılmış. Evet, bu önemli bir haber çünkü HTC'nin bu son dönemindeki bu One gibi başarılı ürünlerinin arkasındaki isim Scott Crowley. Evet. Ayrılıyor. Önemli bir şey çünkü HTC zaten hani tasarım satar hale gelmişti biliyorsun. One'la birlikte bir şey elde ettiler. Gerçekten bir başarı elde ettiler. Yani yani şimdi bu Xperia Z'ler falan çıktı. Birazcık şeyi bozdu ama yani en güzel telefon One diyordum ben şekil şemali olarak. Z'yi görene kadar. Hala çok güzel. Hala hoparlörleri rakipsiz işte adamları. Ses olayı rakipsiz. Tabii ki önemli bir ismi kaybetmek ki son zamanlarda bayağı isim kaybeden HTC için bir yıldız daha kaybetmek hoş bir şey değil. Evet. HTC One Harman Kardon sürümü çıkmış. Evet, o da enteresan. HTC de ses konusunda illaki bir partneri olacak yani. Beats vardı, Beats gitti. Şimdi ünlü hoparlör markası, hi-fi markası Harman Kardon'la anlaşıp bir siyah HTC One M8 oluşturmuşlar. İki şey var, iki özelliği var. İşte Harman Kardon diyor ki bu internetten işte stream edilen müziklerde frekans kaybı oluyor. Bizim işte yazılım teknolojisiyle o eksikleri gideriyoruz. $30 daha pahalı olacak diyorlar. Evet, evet. Demek ki burada $3.000 olur. Ya Murat, biliyorsun bu şeyler yani çok ölçülebilir şeyler değil ya. Evet. O yüzden hiçbir zaman şey diyemiyorsun. Tamam işte süper bir şey gelmiş, çok fark ediyor diyemiyorsun. Hi-fi'cılar bunların tartışmasını, kavgasını yaparak ömürlerini geçiriyorlar. Evet. O yüzden her şey önemli tabii. Hani Harman Kardon prestij markası. Beats'e yani Beats. Beats çok fazla aynı karizmayı vermiyor. Beats daha çok işte böyle sokak kültürü falan şeyinde ama Harman Kardon ağır abi. Öyle. İyi bir partnerlik olmuş. Evet. Yani gerçekten telefonun içinde değişen bir şey var mı? Yani rengi değişmiş de bilmem pek. Evet. Fiziksel bir fark var mı? Yani Beats gittikten sonra HTC'nin ses kaybı olmadığını düşünürsen. Ya evet, hatta şunu düşün, adamlar ne diyorlar? M8'de ses daha iyi diyorlar, evet. Beats logosu silindi. Yani. Samsung S5'in daha da girişmişini hazırlıyormuş Haziran ayında üstelik. Gelecek şimdi S5 almış adam şimdi küfür basar mı? Evet. S5 Prime. Tabii bu daha dedikodu. Öyle. Dedikodu ama şey biliyorsun hani Samsung yapar. Bir tane zoom'unu yapıyor, bir tane aktifini yapıyor. S4'te yaptılar biliyorsun. Prime şimdiye kadar görmemiştik. 5.2 inç ekran tahmin ediliyor. 2560'a 1440 piksel. Zaten çok güçlü bir telefonun daha da güçlenmiş hali. Olur mu acaba? Valla olur. Orada G3 ile kapışacakları söyleniyor bu telefonla. Yalnız işte Murat, bak HTC ile Samsung'un toplantılarına katıldık. Evet. HTC telefonun fiyatını çok düşürmemeyi de bir artı olarak görüyor. Hani ismini vermeden de tabii Samsung'dan bahsediyor ama ismini vermeden diyor ki bizim rakiplerimizin telefonu yüksek bir fiyattan çıkıyor. 3 ayda 250 lira gidiyor, 6 ayda ya. 500 lira gidiyor. Biz diyor değerini koruyoruz. Abi dün MediaMarkt'tan şey geldi, 2000 liraya düşmüş S5. 2200'den. Ama işte bu artı mı eksi mi nereden baktığına göre değişir. İşte o artı mı eksi mi? Yani şöyle Hamdi, telefonu almış olan için ya, tabii fiyatının ki düşmesini adam istemiyor. Çünkü işte ikinci elini kolluyor. Birazcık da hani havasını düşünüyor. Attığı havayı düşünüyor. Alacak olanlar için evet, de. Evet. Öbürü de alacak olan da ucuzlasını da alayım diyor. Öyle. İki farklı bakış. Evet. Askere gitmemiş olan bedelli askerlik çıksın diyor. Evet. Gitmiş olan da o vatan borcu parayla ödenmez diyor. O durum. O durum. Aynı meseleye iki ayrı bakış. S5'in de kamerasında problem çıkmış Levent abi. Nasıl bir program? Problem aniden hata verip gidiyormuş, kamera failure hatası ve geri dönmüyormuş. Kamera ölüyormuş yani. Ölüyor. Ve Verizon'ın modellerinde oluyormuş. Hani Türkiye'de satılanlardan değil de. Değiştiriyorlar tabii telefonları da. Böyle bir şey yaşamışlar. Samsung'un kendisi bunu belirleyen dolayısıyla halledeceklerdir. Bu ikinci haber. Yani yurt dışından şimdi bu kadar haberleri okusan telefon almaya biraz çekinmez misin? Bir de bak telefonlar pahalı telefonlar. Ya işin enteresanı ne bileyim aşağıda olmuyor bunlar. Olmaz, ya da olsa da duyulmuyor. duyulmuyor. Ya bu şeye benziyor. Hani böyle Toyota 2'de bir işte filanca model geri fabrikaya çağrıldı. Mercedes'te falan oluyor. Tofaş'ta hiç olmuyor. Tabii. Ya mükemmel araba üretiyorlar ya da başka bir iş var. Burada ama hani şaka bir yana tabii ki gerçekten bu pahalı telefonların bir de böyle garip arızalar çıkartması falan çekilecek iş değil. Motorola bunların ilacı. Evet. Uygun fiyatlı telefon. Motorola yine bir telefon getiriyor. Moto G ile zaten biliyorsun hani İngiltere'de sıfırdan %6'ya mı %8'e mi ne kar payına çıkmışlardı. Şimdi 4G'li yine Moto G tadında ama daha da gelişmiş ve fiyatının da daha düşmesi yani bekleniyor. Olacak? Yine cazip bir telefon geliştirmeleri 2 hafta içinde duyuracakları tahmin ediliyor. İyi olur. Bakalım. Bakalım yani hareket gidiyor. Çünkü Motorola şeye dalıyor bu fiyatlarıyla. İşte bu mesela işte Türkiye'deki Dark gibi, General Mobile gibi falan yerli diyelim hani parantez içinde, tırnak içinde diyelim. Onların arasına dalıyor ama marka olarak dalıyor. Evet. Ortalığı darmadağın ediyor dalımı da. Bir de tabii babalardan G3 geliyor. 27 Mayıs. Çabuk gelmedi mi ya? G2 çıkalı daha ne kadar oldu ki? Bir sene olmadı galiba. Bir sene olmadı ya. Evet. G3'ün hani sızan fotoğraflarını görmüştüm. Eğer şeyse hani doğruysa. Fiziksel görünüşü muhteşem bir telefon. Şu LG zaten şu ince çerçeve işinin ustası, üstadı oldu ya. En ince çerçeveler LG'de. O yine sürmüş. Yine sırf ekran yani çok az fazlalığı olan bir telefon. Hı hı. Yine arkadaki o tuş var benim sevmediğim. 5.2 inç galiba. 5.3 inç mi? Valla hepsi dedikodu. Çıkınca göreceğiz. Çünkü çok yani bu G3 diye bir sürü fotoğraf çıktı piyasaya. Şimdi G3'ün fiyatı iyiydi. Evet. Pili büyüktü. Başka bir numara. Arkadaki tuşman hikaye. Yani, evet. Bunu tekrarlarsa yine ses getirir. Evet. Yine bir şeyler getirir. Ama bakalım fiyatı yükseltme gibi bir yola giderlerse ki öyle yani alüminyuma geçiş falan gibi şeyler tahmin ediliyor. Evet. O zaman kaybeder yalnız şeyini. Ya burada LG de sanki biraz HTC'nin yolundan gidiyormuş gibi. Çünkü sloganları basitlik üzerine kurulu. Ya bir Hamdi birazcık galiba şöyle Samsung kaçırtıyor herkesi ya piyasadan. Evet. Android'de hani kendinden başka büyük oyuncu yaşatmıyor gibi bir şey. Küçük olacaksın hani Motorola'da sonuçta işte Moto G falan küçük oynuyor. Öyle bir gariplik var. Yalnız LG'nin şöyle bir avantajı olabilir. Daha pahalı ve daha böyle hani premium az önce konuştuğumuz bir telefon yarattı diyelim. G2 hala geçerli bir telefon olduğu için. Evet. İkisi aynı anda var olabilir. Olabilir. Yani G3 G2'nin yerine gelmese de olur. Şeyde öyle değildi. One'ın M7'nin donanımı da eskimiş ki. Snapdragon 800 yoktu onda sonuçta. O onun yerini alabiliyor tamam ama burada G2 G3 yan yana gayet kardeş giderler. Murat şimdi burada şöyle bir dikkate değer bir nokta var. Bak LG ve hemen arkasından Samsung. İnşallah sıralamayı karıştırmıyorumdur. Eğimli ekranlı telefonlar ürettiler geçen aylarda. Önce Samsung çıkardı. Fark etmez çünkü bak ikisi de birer modelle tarihin sayfalarına gömüldü. Yani tamam şu anda satışta da kimsenin umurunda değil. Ve yine flagship denilen, amiral gemisi denilen telefonlar düz ekranda çıkıyor. O ikisi de böyle bir işte unique model olarak rafta yerini aldı. O bana ilginç geliyor. Yani o teknolojinin henüz bir gideceği bir yer yok. Aynen öyle. Belki ileride tekrar geri döner firmalar ama şu an için yapabiliyoruz biz de kaldı. Öyle ve hani o flexlerin, minexlerin fiyatları da gayet uçuk abi. Yani 2,5 falan yine. Evet. O yüzden de Murat onlar ilginçlik olarak kaldılar. OCZ oyuna geri dönüyormuş. Hadi iyisin bak. OCZ Toshiba'nın kanatları altında bir Toshiba firması olarak SSD arenasına geri dönüyor. Revo Drive 350, PCI Express SSD. OCZ zaten o işte PCI Express SSD de iyiydi eskiden beri. Evet. İlklerden biriydi. Ama bu sefer şu fark şu. O PCI Express SSD'ler çok yüksek performans gerektiren uygulamalar için ya da sunucular için oluyordu. Bu sefer oyun için, ev için yapmışlar. Hı-hı. Revo Drive 350. PCI Express 8X ya da X8 8 hatlı slota takılıyor. 240 GB, 480 GB, 960 GB. Bak 1 TB. Hı hı. Opsiyonları var. Toshiba'nın yongalarını kullanıyor. Artık tabii ki Toshiba. Bir ilginç noktası SandForce kontrolcü kullanıyor ama 4 tane SandForce kontrolcü en yüksek modelde. Dolayısıyla Murat şöyle bir durum var. Yani şimdi zaten diyoruz ya SSD'lerin içinde bir RAID yapısı var. Burada SSD'lerin de RAID'ini yapıyor adam. Evet. O sayede performans 1 terabayta fazlasıyla geçen 1.8 GB şey diyor. Aktarım hızı diyor. Hı hı. Biz normalde biliyorsun hani şimdi baba SSD'lerde 550 MB saniyeyi falan görünce o diyoruz. Burada işte 4 tane SSD çalışıyor. 1.8 GB oluyor. 140.000 IOPS saniyede işlem. Güzel. Güzel. Bunun fiyatı falan. Güzel. Burada şunu da söylemek lazım. Bu PCI Express SSD'lerin hatta ilk iki nesilleri boot etmiyordu. Aha. Yani buna Windows kurup çalıştıramıyordun. Başka bir diskten açman gerekiyordu. Bunlar boot ediyor artık. Bir fiyat bilgisi ben göremedim. Evet, ben de göremedim. Cihazın kendisi ulaşır elimize tahmin ediyorum. Hı. O zaman deneyip artık deneyip söyleriz. Evet. Sony gelir beklentisini önemli ölçüde düşürmüş. Çünkü Vario bölümünü satmak adamlara bir sürü masraf yaratmış. Çok ilginç. Adam masraftan kurtulmak için Vario'yu satıyorsun ama o da masraf. Ama en başta böyle oluyor ya. Evet. HP bu yüzden bilgisayardan vazgeçemedi. Ya, çünkü şey hesap ettiler, satması daha pahalıya geliyor. Kapaması daha pahalıya geliyor. Sony'nin gelir beklentisini düşüren en önemli şeylerden biri de Blu-ray'in çöküşü diyeyim ya da işte hafiften emekli olması. Hızlı çünkü Sony Blu-ray player da satıyor, prodüksiyon cihazları da satıyor, film de satıyor falan. PlayStation sayesinde zaten Blu-ray'i de evlere sokan, hani çoğu kişi de Blu-ray player yok ama PlayStation var. Oradan seyrediyor. Fakat artık işte Netflix'i, Hulu'su, internetten, torrentten download etmesi, yasal olarak izlemesi, osu busu, Blu-ray'e gidip de alan yok. O yüzden artık bir gelir kapısı olarak listeleyemiyorlar. Evet. Yani tabii ki hala satıyor da. Tabii canım. Hayaller böyle değildi. Hı-hı. Enteresan bir haber. ZeniMax, John Carmack'i suçladı. Levent abi Facebook ve Okulsu'dan haber edecekler. Niye? Çünkü diyorlar ki ya bu işin temeli John Carmack'le bizdeyken atıldı. Bizde çalışırken diyor ZeniMax. Yani bu id Software Bethesda'ya satıldı. Evet. Bethesda ZeniMax'ın firması mı ne? ZeniMax diyor ki bu adam bizde çalışırken, maaşını bizden alırken Oculus'a iş yaptı, mesai harcadı Oculus için diyor. John Carmack diyor ki benim yazdığım hiçbir şeyin, bir kere benim diyor geliştirdiğim hiçbir teknoloji patentlenmiş değildir. İkinci olarak da benim bir satır bile diyor şeyim yok. Oculus'ta yazdığım program, kod bir satır bile yok diyor. Fakat bir şey varmış işte bir galiba Oculus'a ZeniMax Doom şeyi Oculus'un gelişmesinde kullanılması için Doom izni vermiş zannedersem. İşte onun bir sıkıntı yaratacağı hani bu belgelenmiş bir transfermiş de hani onun üzerinden ZeniMax'ın olay yaratacağı düşünülüyor. Bu can sıkıcı bir gelişme. Yani büyük firmaya satılınca hani oradan bir şeyler tırtıklar mıyız acaba diye düşünülerek ya, yapılmış tabii ki, bir hareket ki bence. Tabii ki ZeniMax büyük ama Facebook çok daha büyük. Evet. Ama tabii şu var hani bir yandan da Hamdi biliyorsun hani avukatlar, ya, avukat orduları aralarında ZeniMax bir miktar bir şeyler alıp olacak işte 3-5 yani bir şey ya da, ortaya ya şeklinde. Da şey mi yapacak hani belki bir eksklusif oyun falan karşılığında hani birazcık bizim öyle bir anlaşma da olabilir tabii. Yıllar önce John Carmack'ın başı Creative Leather'de girmişti böyle bir şekilde. Bir patent konusunda. Adamın suçu da yok. Sadece bir gölgeleme, gölge algoritmasını aklın yolu bir. İki kişi de aynı şekilde düşünmüş. Hani Creative 3D Labs'ı aldığından dolayı Creative'de bunun patenti varmış o gölge sistemini. Hı hı. John Carmack da kendi kendine düşünmüş ama aynı şeyi düşünmüş. Kullanmış. Creative id Software'ı sıkıştırdı ve şey dedi. Bu ki o zamanlar hani Creative'in EAX'i falan vardı ya, ses eklentileri falan. Onları hani zorla eklettirdi. Hani dava gitmesin, davaya gitmeyelim diye. id Software'den onu istedi karşılığı olarak. İşte EAX'i falan eklettirdi. John Carmack da yıllar sonra hani nefret ederek yapmıştım falan dedi. İşte bizi bu duruma mecbur kılmışlardı falan demişti. Şimdi tekrar kendisinin böyle bir patent davasının içinde kalmaktan memnun olmadığını tahmin ediyorum. Evet. Oculus'un da 2015 taraflarda olacağı yönünde bazı hani cümle aralarından yakalanmış bilgiler var. 2014 sonu değil miydi zaten? İşte 2014 yetişmiyor demek ki. Galiba. Hele şimdi bu bir de bu yasal belirsiz. Eğer bu dava uzarsa o bayağı şey olur. Bayağı bir sarkar ya da belirsizlik içine düşer. Bakalım. Bir an önce şu davanın hallolması herkes için iyi olur. AMD'ye geçelim. Nihayet abi bir tane 14.4 final beta olmayan katalist çıktı. Onaylı sürücü çıktı. Evet. Sonunda 14.4. O da yine Nisan'ın son günlerinde çıkabildi. Bu beta olarak olan sürücü zaten. En sonunda sertifikasını almış demek ki. Evet. AMD'ci arkadaşlar yüklesinler. 14.4 biraz büyük, 200 küsür megabayt bir paket. Özellikle Crossfire'a bayağı bir şey getiriyor. Evet. Yani lütfen beta olmayan sürücü çıksın yani. Lütfen. Evet. Kart piyasada sürücüsü beta. Ben bunu kabul edemiyorum. Yeni işlemciler çıkarttılar. Evet, biliyorsun onların bir kabini ve temaşı vardı. Daha çok hani tablet içine giren cinsten olanlar. Onların yenileri geldi. Bima ve Mullins. Bunlar da işte yine tahmin edeceğin üzere daha az güç tüketim. Çünkü bu AMD'nin en büyük derdi bu. Yani küçük cihazlara bu yüzden giremiyorlar. Ya da girdiği zaman Intel'in gerisinde kalıyorlar. Güç harcamaları yüksek kalıyordu. Bunu çözüyorlar işte. Çözmeye çalışıyorlar bu yeni işlemcilerle. Çözüyorlar da Murat, kim kullanıyor kabini ve temaşı? Yani cihaza dönüşmedikçe bunların şansı yok. Yok. Bunlar bir de bu işlemciler çarşıdan aldım, evime geldim, taktım türü işlemciler değil. Bunu sana banadan önce üreticilere kabul ettirmek gerekiyor. Aynen. AMD'nin de o yöndeki başarısı çok düşük. Evet. Çok düşük. Bakalım göreceğiz. Kaveri, sen de benim gibi bakalımcı oldun. Evet. AMD'den bir haber daha. 40 geliştiriciyle, oyun geliştiricisiyle özel anlaşma yapılmış. Mental'ın da desteği olsun diye. Ama bunların kim olduğunu açıklamamışlar. 40 ya tamam, daha kaç yani, tanesi kaç tane var? Tamam, hani, tabii ki binlercedir ya, de tabii. Ufakları sayarsan. 40 yani. Valla Mental'ı adamlar öne sürmeye çalışıyorlar. Bakalım. Şu ana kadar öyle hani bizi etkileyici bir sonuç olmadı açıkçası. Murat, bu anlaşmalarda adamın cebine bir şey koyabiliyor musun? Evet. Ya da adamın bir derdini halledebiliyor musun? O önemli. Yoksa bu anlaşılır ha derler, yollarlar, onu da söyleyeyim sana. Ya para konuşacak. Ya para konuşacak. Ya da hakikaten mesela işte mühendis yolluyorsun mesela 2 tane. Sen maaşını senin ödediğin adamı o firmaya ödünç veriyorsun. Uzman optimizasyon yapıyorlar falan. Adamın da işine geliyor. Çünkü yoksa kendi çalıştıracak o mühendisi. Doğru. Böyle bir şey yapamıyorsan hani biz size doküman veririz güzel güzel okursunuz falan dedin mi? Adamlar da he tamam imzalayalım da gitsinler bir an önce diye imzayı basarlar. Mental şu an için kesinlikle bir beklentiyi vermedi. Biz de burada deniyoruz işte, kurulu çalışıyor. Çalışıyor ama. Çalışıyor da. Olmasa da olurmuş diyorsun. Yani sonradan eklenen patchlerle falan içinde gelmiyor falan filan. 45 yaşında AMD. Evet, AMD 45 yaşını kutluyor. Kutlu olsun diyelim. Evet. Yani sonuçta ama şeyi görüyorsun, 1969 ya. Hani AMD'nin de kuruluşu. Yine bunca yıl gelmeyi başardılar. Zamanında Intel'in işte işlemcilerinin kopyası diyeceğim hani second source aslında, hani lisanslı üretiyorlar. ama hani daha sonra kendileri aynısını yapmaya başlıyorlar. Biraz daha geliştiriyorlar hatta falan filan. Oradan rakip haline geldiler. Mahkemeleştiler, kazandılar mahkemeyi biliyorsun. 45 yıl olmuş. Ya. Basic de 50 yaşındaymış bu arada. Evet, Basic programlama dili. Daha da eski. Evet. Biliyor musun sen Basic? Yok. Biliyorsunuz yani. Hamdi'ye sormuyorum. Hamdi biliyordur zaten. Çocukluğumda çok uğraştım canım. Oturup yani program yazdım. İlk öğrenmek için yaptığım programlar. Onun için yazılmış zaten. Time güzel bir yazı yayınlamış. Bayağı uzun. Basic'in nasıl olduğunu anlatan. Onu meraklıları hani, okusun. Meraklıları tavsiye ediyorum yani. Hakikaten ilginç bir yazı. Linklediğimiz yazı müthiş bir şey. Bilgi hazinesi gerçekten. Kaydedilecek kalitede bir yazı. Basic biz de hani Commodore 64'te öğrendik. Tabii ki Basic şey değil hani Commodore 64'teki Basic'le işte Q Basic, GW Basic vardı eskiden daha yaygındı. Aynı şey değil hepsi ama bir yandan da mantığı aynı. İşte birinden eminim Commodore 64'te satır numaraları vardır. 10 print, TeknoSeyir, 20 go to 10 falan. Yani bunun yazıldığı zamanlarda genelde. Yani ilk Basic'i yapma amaçları iki kişi yapmış zaten. John Kemeny ile Thomas Kurtz diye iki tane Dartmouth Koleji'nde akademisyenler yapmışlar. O zamanlar da kartlara yazıp veriyorsun bir operatöre. Operatör işte onu giriyor bilgisayara, bilgisayar işliyor. Ertesi gün sonucu alıyorsun. Bir hata yaptıysan, bir bug yaptıysan bir yerlerde yani düşün ne kadar yavaş. Bunlar Basic programını yazarak. Bu arada Basic'in de ilginç bir açılımı var onu bulabilirsem. Yani Basic temel olarak biz düşünüyoruz ama Amerikalılar böyle şey severler. Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code. Yani yeni başlayanlar için çok amaçlı sembolik yönerge kodu. Tam Türkçesi böyle. Ya ben şunu üzülüyorum. Şimdi eskiden işte Commodore 64'tür, işte Atari 800X'lerdir, Sync'tir, Spectrum'dur bunlar. Basic Interpreter denen artık Türkçe karşılığı ne bilmiyorum tercümanı diyelim ortamına açılırdı. Yani Commodore 64 açıldığında işte 10 print mono 20 goton yazardın. Evet. Çalışırdı. Doğru. Bu hani programlama neden yapmıyorsun dedirtecek bir ortamdı. Yani her şey hazır işte direkt açılıyor zaten yaz bunu bir şeyler yaz. Herkes o kullanım kitabının içinde gelen o uçan balon falan o da yanlıştır yazarsın çalışmaz falan neyse basım hatası var bazı kitaplarda. İşte onları yazar en azından bir o uçan balonu yazar Commodore 64 sahipleri bir çalıştırır falan bir daha uğraşmaz olsun. Bu vardı. Sonra DOS zamanında QBasic gelirdi DOS'un içinde. Yine hiç olmazsa Gorilla Bass falan vardır, oyun vardır. Evet. Herkes onu bir kere bir çalıştırırdı. Oradaki bir şeyleri değiştirir falan işte yine küfür yazar, bir şey yazar falan ama bir görürdü yani böyle bir program diye bir şey var. Bunu çalıştırıyorsun falan. Bunu görürdü. İsterse de işi büyütürdü. Yani QBasic'te muhasebe programı yazmış adam tanıyorum ben. Fakat şimdi programcılık koptu gitti. Yani şimdi bir işte 10 print Levent 20 gotu 10 çocuk yazacak yani adını yazacak. Neyle yazacak? Ya HTML var artık. O bile bu kadar var. PHP falan karşısına çıkıyor. Gene Microsoft Basic'in böyle şu anki Windows'larda kullanılabilen Small Basic diye bir versiyonu var. Ama işte ya onu yazacaksın ya da daha şey küçük mi? Çocuklar için bak bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Hani gündemde değil ama Scratch diye MIT'nin geliştirdiği bir şey var. Programlama öğrenme şeyi, dili. Yani böyle yazmıyor çocuklar. Bu daha ufak yaş grubu için. Ekrandan sürükleyerek komutları taşıyorsun. Tamam. Ama temel amaç algoritmayı öğrenmek. Tamam. Hani ekrandaki karakteri nasıl hareket ettirirsin? İşte koordinat sistemi nedir? Falan gibi. Yani en temeline dönen Scratch diye. Hani meraklı olanlar oradan bile başlayabilirler aslında. Zaten internetten girip yapıyorsun. Yani Google'da arayın ilk çıkan en üstteki sonuç. Olsun bana çünkü şey gibi geliyor. Programlama hani Visual Basic gördük en son. Ondan sonra .NET'ler falan koptu gitti. Yani çok, bir anda şey oldu, uzmanlığa dönüştü. Amatörlerin oynayacağı, herkes böyle bir telefon rehberi falan yazar ya ilk böyle. Yani onu yapacağı şey kalmadı işte. Onu yapacağı bir olay kalmadı. Lütfen yine bir şeyler gelsin ya. Basic, Q-Basic Windows'un içinde gelsin kardeşim. Küçük ekranın içinde çalışsın. İnsanlar o büyüyü, kendi adını yazmayı görsünler. O bir şeydir ya, çünkü hani bir heyecandır. Öyle. Orada kayış koparsa kopar. Sen söyleyince ben de hatırladım abi. Wester'in de yanında onun kitapçığı geliyordu. İçinde tabii, işte matematik problemi çözüyorsun. Tabii MSX. O da Basic'e açılıyor. O da Basic'e açılıyor. Kaybettik o zamanları. Bir yandan da tabii buna da mesela şöyle bir bakış var. Bir Dr. Dobbs'tu zannedersem bir programcılık dergisi var. Orada ben şöyle bir tartışma gördüm. Adam diyor ki ya diyor hani böyle olsun diyor. Çoluk çocuk karışmasın bu işe diyor. Yani uzmanlar para kazansın diyor. Öyle QBasic'le muhasebe programı yazdım evde boş zamanında falan, öyle şey olmasın diyor. Bu işler zor olsun diyor. Karışık olsun diyor. Biz kazanalım diyor. Yani bilen yapsın. Böyle de bir bakış açısı da var. Doğru. Danimarka tüm ülkeyi Minecraft'a aktarmış. İş güç yok, sorun yok. Böyle şeylerle uğraşıyorlar. Adamlar birebir bütün ülkeyi Minecraft'ta yapmışlar ya da yaptırmışlar. Şimdi onu da kullanıyorlarmış işte. Bak şuraya baraj yaparsak nasıl olur falan diye herhalde yapıp deniyorlar bir de. Sunucu da açmışlar. Ya girip, müthiş bir şey girip ama. Girip deneyebiliyormuş. Gerçi 70 kişi kapasitesi varmış. Ne Commodore 64'ten bir sunucu yapmışlar da. Bilerek izin vermemişler herhalde. Minecraft'tan yapmasın diye. Ya müthiş bir şey ama bu ya. Bütün ülkeyi yapıyorsun bir de. Düşünsene. Müthiş bir şey. Minecraft'ta. Evet. Bizim Minecraft işi ne olacak? Vallahi yaparız ya önümüzdeki hafta falan. Şeyler çıktı çünkü, adaylar çıktı. Ben anlatabilirim diyenler. Bakalım olur o iş. Göreceğiz. Önümüzdeki hafta yaparız herhalde. Şu Danimarka'yı çeksek mi? Yahoo'da kendi dizisini çektiren firmalar arasına katılmış. Evet. Bu da Türkiye'de bilinmeyen, Amerika'da yeni bir hareket. Firmalar artık hani dizi yayınlamayı falan bırak, kendi para verip kendilerine dizi çektiriyorlar. Ya. HBO muydu bu işi başlatan? Galiba. Microsoft yapıyor. Hulu dizisi çektiriyor. Bir belgeseller falan birazdan konuşacağız, çektiriyor. Yahoo da bu işe girdi. Çok ilginç bir gelişme ya. Çünkü biliyorsun bunlar çok para. Öyle. Hani öyle TeknoSeyir'e de video çektirmeye benzemiyor. Yok. Çok büyük para. Ama demek, bu dizi işinden de iyi dönüş alıyorlar ki. Demek ki öyle. Hani film değil zaten. Dizi olması. Doğru. Bizimkiler de daha işte Süleyman'ı yapıyor. Adam daha yayına girmeden 30 ülkeye satıyor. Atıyor. Tabii bir yandan da Türkiye bir başarı elde etti o işte. Evet. Bu haftanın güvenlik açıklarından bir tanesi yine Internet Explorer'dan geldi. Hatta Homeland Security kullanmayın Internet Explorer diye açıklama yapmak zorunda kaldı. Ama yaması çıktı neyse ki. Çünkü çok önemli bir açıktı bu. Evet. Ve XP'de bütün bile Internet Explorer'ları 6'dan itibaren 11'e kadar hepsini etkiliyordu. Şimdi buna burada Microsoft artık hani öldü, bitti, destek verilmeyecek denilen Windows XP'yi yamamış oldu. Bu da bir tartışma yarattı. Çünkü deniyor ki ya kardeşim hani hem bu adamlar artık XP'yi bıraksın diyorsunuz, hem de sorun çıkarsa yamıyorsunuz. Yapmayacağız dediğimiz halde. O zaman hiçbir zaman değiştirmeyecek bu durumda diye. Microsoft'un bu sorunu XP'de yamaması eleştirildi. Çok haksız değiller. Hani ama işte sorun çok büyük, Hamdi'nin dediği gibi geçemedi Microsoft. Hani. Yani ama herhangi başka sorunu herhalde zaten yapmayacaklardır. Küçükleri herhalde yapmayacak. Bu, yani Homeland Security tarihinde ilk kere herhangi şu browser'ı kullanmayın diye bir açıklama yapmış. O da Microsoft'a nasip. Evet. Şaşırmadım. Ya aslında Internet Explorer 10, 11 artık bayağı bir toparladı durumu ama. Çok toparladı. O 6'nın laneti kalkmaz ortadan. 8, özellikle geliştiriciler hala 8'den çekiyorlar. Değil mi? O çok düştü kullanımı ama hala var. 9'da nispeten iyiydi. O 6'nın sorunlarını ben bile yaşadım ya. Bir şey yaparsın her yerde çalışır, bir tek orada çalışmaz falan. Ne kabustu. Snowden'in işletim sisteminden bahsetmiştik daha geçen haftalarda. Tails 1.0 sürümüyle çıkmış. Evet, 900 MB kadar bir ISO dosyası var. CD'ye yazabiliyorsun ya da USB'den boot edebiliyorsun. SanDisk'in hemen hemen hiçbir USB'siyle uymuyor. Onu belirtelim. Adamlar da yani sıkça sorulan sorulara eklemişler. SanDisk USB belleklerini bir süredir sabit disk olarak gösteriyormuş sisteme. Öyle programlıyormuş. Bu Windows 8'in bir sertifikasyonu falan için böyle gerekliymiş. İşte Tails da ondan hoşlanmıyor. Çünkü USB'ye kurulmak istiyor. Sabit disk istemiyor. O yüzden SanDisk'lere kurulmuyor. En ideali deniyor Opti'ye yazmak. Çünkü Opti'ye bir şey kaydedilmesi mümkün değil ya. Read only. Yazmak mümkün değil. Hani CD yazma moduna geçmezsen. O yüzden en idealinin o olduğu söyleniyor. Ben de deneyeceğim. Bu çektim. Geçen hafta bakamamıştım ama isabet oldu. 1.0'ını çekmiş oldum. Bu akşam bakmaya çalışacağım. Ya açıkçası çok heveslenilecek bir şey değil. Tabii. Çünkü hani güvenliği ön plana çıkardın mı bu Tor Network falan kullanıyor. Evet. Yavaşlık geliyor hemen yanında. Tabii. Artı buna rağmen zaten herhangi bir siteye bağlanıp login oldun mu takibe giriyorsun. Ne kullanırsan kullan. Tabii bittin. Yani siz hiçbir siteyi Facebook, Google hesabını kullanmaman lazım ki anonim kalabilesin. Evet. Doğru. Doğru. İngilizlerden çevreci yazı tipi gelmiş. Bu ne demek? %30 daha az mürekkep kullanıyor. Çünkü harflerin içi boş. Benzerleri vardı ama yani bu yeni bir şeyler yayınlamışlar ama daha böyle şey delikli olanları vardı. Herhalde belki bu birazcık daha fazla. Bunu böyle çizgilerden oluşturmuşlar. Evet. Hani biraz daha tasarruflu olabilir mürekkep açısından. Okunması falan da sorun değil diyorlar. Hani büyüttüğün zaman o çizgileri görüyorsun da küçükken görmüyorsun. %33 daha az mürekkep kullandırıyor. Bunun da tabii ki hani o kadar daha az kartuş, çöp, mürekkep şey demek. Ücretsiz bir yazı tipi. Evet. Dolayısıyla deneyip Rayman Eco adı. Evet. Deneyip kararı kendin verebilirsin. Evet. Bu hafta Star Wars'tan bir haber geldi. Biliyorsun 7. videoyu filmi çekiyorlar. Ve onun oyuncuları açıklandı. Ben bakmadım. Kimmiş? Bütün oradaki önemli olan şey şu. Orijinal filmlerin çekirdek kadrosu aynen geri geliyor. Harrison Ford falan dahil. Dede rolünde artık herhalde öyle olacak. Çünkü tahmin edilen hani onların çocuklarının üzerinden geçeceği yeni filmin. Yeni isimler de vardı. Ben çoğunu tanımıyorum daha önce. Yani ben de hiç yani isimlere baktım ama tanıdık gelen olmadı. Bir tanesi hariç çok fazla tanımıyoruz. Bakalım. Sonuçta artık resmen onaylanmış oldu. Eski kadronun geri döndüğü. Tabii onların şimdi en büyük derdi senin dediğin gibi dedeliğin haricinde bir de şeye çıkıyorsun yani kamera önüne çıkıyorsun. O hale dönmen lazım. Çünkü hepsi salmışlar. Harrison Ford'a iyi bakma da Mark Hamill falan bayağı kilo almıştı. Şimdi onları özel antrenörle çalıştırıyorlarmış. Çünkü yani kötü gözüküyorlar. Yani kötü yaşlanmanın haricinde belli ki hani yaşam tarzlarından falan da bir şeyler olmuş yani. Yaşlarından daha yaşlı gözüküyorlar. Şimdi Harrison Ford'a baktığınız zaman o yine biraz daha iyi. Daha düzgün. Ya Harrison Ford 72 yaşında mı ne yalnız? Adam hiç öyle göstermiyor baktığınız zaman ama diğerleri... Şimdi yanlış söylemiş olmayayım ama öyle bir şey. Şimdi evet bayağı yaşlı. O yüzden dede dedim zaten ben. Valla Murat işte... Benim bir beklentim yok, bir şeyim yok. Zaten çıktığı anda ciddi anlamda eleştirilecek. Ben şimdiden söyleyeyim filmi görmeden. Nasıl olsa memnun edemezler. Zaten edemeyecekler. Ama izlenecek de. Bir yandan da o var. Extended Universe denen şeyi de bir vuruşta çöpe attılar. Aynen biliyorsun. O bir şeydi. Hani merakla beklenen bir şeydi. Benimseyecekler, bağırlarına mı basacaklar, atacaklar mı? Attılar. Attılar. Atacaklar daha belli. Çünkü adam diyor ki ben sürpriz elementini kullanmak istiyorum diyor. Yani tabii orada... her şeyimi elimden alıyorsunuz diyor aslında. Haklı tabii ki. Bakalım ne olacak o sürpriz. Evet. DreamWorks Başkanı film fiyatları ekran maaşına göre belirlensin. Bak bu çok enteresan bir şey. Adam diyor ki film bir kere diyor... Bir iki şey söylüyor. Bir tanesi çok güzel. Filmler diyor çabuk DVD'ye ya da işte nete çabuk çıksın diyor. Doğru, haklı. Oynadıktan 3 hafta sonra şu anda zannedersem 6 haftaymış süre. 1,5 ay. 3 haftada çıksın diyor. Evet. Çünkü aksi halde zaten işte korsanlıkla başa çıkılmıyor. Doğru. Çabuk çıksın diyor. Bir de hani ücretlendirmesi ekran boyutuna göre olsun diyor. Mesela bir filmin işte telefona indiriyorsan $2 olsun. 75 inçlik kocaman bir televizyonda $4 olsun diyor. Ama tabii şöyle bu hani mesela bu Verge'deki haberde de o yorumu yapmışlar. Hani böyle bir teknoloji yok diyor. Hani bunu tam olarak algılayıp da şey yapacak. O yüzden bu şimdilik bir hani fikir. Bunun altında yatan fikir biz daha önce konuşmuştuk abi. Neydi? İstiyorlar ki şimdi bu boyut haricinde telefona indirilen filme ayrı para öde. Tabii. Blu-ray'e ayrı para öde. Şimdi ne yapıyorsun? Bir yerden bir kere alıyorsun. Ripliyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Atıyorsun cihazlarına. Onu istemiyorlardı. Aslında bu yeni atılmış bir fikir değil o anlamda. Şu anda hani böyle bir altyapı yok. Evet. Yok bunu artık... Altyapı hani... kurmaya gerek var mı ama? Yani çözünürlüğü şu şekilde olanlar şu fiyata diyebilirsin. Ya online hani ekran inç da... olarak değil de. Tabii online. Yani ama işte şey şu anda zaten mesela işte Xbox'ta Türkiye'den alamıyorsun ama tabii onun film satın alma boyutu da çok önemli cihazın bir yönü. Şey var hani SD var, HD seçeneği var. SD daha ucuz. Hı-hı. Filmin. Hı. HD olmayanın daha ucuz. Bu arada fiziki medyadan herhalde bahsediyor bir şekilde o zaman. Çünkü gerçekten online'da yapılmayacak bir teknoloji değil zaten dediğin gibi. Var. Yok bu online'dan bence bahsediyor da artık ya bu birazcık yani ucuzunu aldın mı düşük çözünürlüklüsü gelecek. Evet. Yani istersen televizyonda seyret çamur gibi olsun gibi bir durum olacak. Ya yapılmayan yani. Yapılamayacak kısım derken herhalde şunu kastediyorlar. Şimdi adam diyor ya TV çözünürlüğüne göre olsun. Büyüklüğüne göre olsun diyor. Çözünürlüğüne göre olsun demiyor. Yani yine Full HD çekeceksin de. Ha tabii. Mesela 4K'sını ya da çekeceksin ama işte 40 inçte farklı olsun. O zaman bir teknoloji gerekir. Ona gerekir. Ona ölçülmesi gereken bir şey olur o zaman. Evet. Ya bu ekran boyutuna göre fiyat işi zor. Onun işte şeyi çıkar muhakkak kırayı çıkar, emülatörü çıkar, televizyonu 85 inç. Televizyonu şey kadar, pul kadar ekran göstermek üzerine para alıyorsun. Evet. Ben Nokia X'te izleyeceğim. 85 inç televizyon var. Nokia 1280'de izleyeceğim. Siyah beyaz. Onun öyle emülatörü falan çıkar da şey daha tabii ki şu filmler çabuk çıksın. Kısmı doğru. Sinema filmleri başka formatlara çabuk çıksın şeyi mantıklı. Doğru. Abi SpaceX videosunu kurtarabilecek uzman aranıyormuş. Evet onlar da uzaya gönderdikleri roketin yolculuğunu kaydeden kamerayı hani roket geldikten sonra açıp bakıyorlar ki görüntü çamur. Hı-hı. Şey yok. Pek bir şey kaydetmemiş bile. Şimdi bütün hani internet camiasından yardım istiyorlar. Diyorlar ki bu bizi şey yapabiliriz. Hani bu görüntüden bir şey çıkartabilirseniz hani bir para söylememişler ama hani memnun ederiz diyorlar. Tek çıkacak gibi de görünüyor. Değil mi Hamdi? Çünkü veri yok. Yok evet. Yani şey olsa şimdi mesela biliyorsun bu Photoshop'un blur algoritmasını terse bir miktar terse çevirebilen algoritmalar var. Ya da böyle twirl diyorlar böyle hani görüntüyü döndürerek karma karışık edersin ya onu geri çeviren algoritma var. Fakat onlar hep olan veriyi kullanıyor. Tabii. Burada yani YouTube'a kameradan aldıkları görüntüleri yüklemişler. Bir şey yok. Bir veri yok şeyde filmde. Artık tabii uzmanlar bakıyorlardır. Biraz ilginç hani çözülmesi kolay bir şey çözülmediğinde şey denir ya kardeşim çözsene şimdi bunun için roket uzmanı olmaya gerek yok. Biz de diyor ki biz roket uzmanıyız. Ya bence anlamayız. Bunu hani çözmeyi beklemediklerinden değil de reklam amaçlı kullanıyorlardır. Çünkü bu hakikaten çözülecek gibi değil bence. O da olabilir. Tabii bunu da çözen olursa saygı duyarım açık söyleyeyim. Yani bu çok kötü bir görüntü ya. Şimdi SpaceX'in durumu enteresan. SpaceX artık proje. Uzaya gider gelir hale geldi. Evet. Adamlar şu anda şeyi sıkıştırıyor. Lockheed Martin'i falan mahkemeye veriyor. Rusya'dan roket alıyorlar rakipleri. Onları engellemeye falan çalışıyor. Yani artık oyuncu haline geldi. Bu roketlerin en önemli özelliği dikey iniş yapabiliyorlar. Evet. Yeniden yani geri dönüş atmosfere yapabiliyor. Atmosfere çıkıyor sonra tekrar... Arka normal bir şekilde iniyor yere. Onları deniyorlar zaten. Bu görüntüler de onun görüntüleri aslında. Gerçi sağlam olması yeterince kanıt ama. Tabii. Yok işte ben sanki reklam hissi aldım buradan. Belki de bir sürü haber oldu adam. Tabii biraz da bize bile haber oldu işte. Yani, normal olsa bunu geçmeyecektik. Şimdi bir sürü tekno seyirci roket alacak. Ya da şeyi çözecek. Ya da bulmacayı çözecek. Görüntüyü düzeltecek belki de birisi. Oyun dünyasına geçelim. Evet. Microsoft Çin'e girmiş Xbox One'la. Evet, Microsoft Çin'de konsol yasak biliyorsun. O yasak geçen hafta falan açıldı. İmalat serbest de. Evet, kendi üretebiliyor ama oynayamıyor evine götürüp. 14 yıldır böyleymiş. Xbox One Eylül'de Çin'e geliyor. Enteresan bir gelişme. Bu arada tabii Çin pazarı çok önemli. O kadar çok adam var ki. Çok önemli bir şey. Fakat hani bu haberin de ilk başta görülmeyen tarafları var deniyor. Bir kere şu var deniyor. Xbox One diyorlar. PlayStation 4'te, Xbox One'da, Çin'de var. Hani lafta yok da her yerde satılıyor. Evet. Hani bu şeye benziyor. Türkiye'de Xbox yoktu geçen seneye kadar ama her yerde satılıyordu ya. O hala hesap. Öyle. Her yerde var diyorlar. Artı ya diyorlar konsolu getirirsin Çin'e kolay ama Çin'de o içinde oynatacağın oyunların falan öyle bir denetimi, şartları, şurtları var ki onu ne yapacaksın? Adamlara oyun satabilecek misin? Online olarak belki de ama. Ama şey de yok ki. O hani, oradan çıkamıyor. Ya şimdi mesela biliyorsun Çin Tayvan'ın varlığını kabul etmiyor. Doğru. O yüzden geçen senelerde FIFA bilmem kaç yasaktı Çin'de. Çünkü orada Tayvan seçeneği varmış, ülkesi varmış. Çin onu gördü mü o oyunu yasaklıyor. Bunun gibi hani onların da böyle hassasiyet gösterecekleri 1000 tane şey var. Şeye falan Battlefield 4'de falan gıcıklar değil mi? Yasak mı? Bilmiyorum. Yasak olmasa da bir şeydi. Bir şey mi? Hayal kırıklığı mı belirtmişlerdi? Öyle hani bir şey hatırlıyor. Evet, tepki doğru. Çünkü Çin'le savaşıyorsun ya. Hani bir bundan pek keyifsiz bir durum olduğunu falan belirtmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Ha gitsen deli gibi oynuyorlardır ama turnuvasına girerler kazanırlar ama böyle hükümet öyle tepki veriyor. Hani bunun nasıl, bu beklentileri nasıl Microsoft tatmin edecek o şey konusu, evet. Tartışma konusu. Çinliler bizden önce ama bizimle birlikte kavuşuyorlar, bizden önce kavuşmuyorlar. Doğru. Ama. Evet. Efsanevi Atari 2600 kartuşu gömülü bulunmuş. Gömülü. Evet. Gömüldüğü biliniyormuş gerçekten ama. Ya Murat bu deli gibi de büyütüldü bu hafta. Çok hani bugüne kadar Atari 2600'ü görmemiş yayınlar falan bunun yayınını yaptı. Ya şimdi şöyle bir mesele var. Gerçekle hayal birbirine karışmış durumda. Ya da gerçekle efsane. E.T. filmi çıkacak biliniyor. E.T. filminin lisansını almak için, oyununu yapmak için Atari firması avuçla para döküyor. İnanılmaz kötü bir oyun ortaya çıkıyor. Fakat şöyle de bir şey var. Yani rivayet hatta hani çok şöyle bir durum var. Atari 2600 süper gidiyor. O zamanlar Amerika'da. Bayiler ürünün ve oyunların sıkıntısı olduğu için hiçbir zaman istedikleri kadar mal alamıyorlar. Deniyor ki bu oyunda manyak satacak, deli satacak, yılbaşı dönemi falan diye bayiler mesela aslında hani 250 lazım, 250 oyun lazım bayiye. Adam 1000 sipariş ediyor. Diyor ki nasıl olsa bunlar bana 250 yollar. Çünkü hiçbir zaman şimdiye kadar istediklerini alamamışlar. Herkes böyle gerçeğin 4 katı, 5 katı oyun sipariş edince şöyle bir durum oluşuyor. Bunlar hep şehir efsanesi. Şöyle bir durum oluşuyor. İşte galiba Atari 2600 10 milyon tane satılmış, 12 milyon tane kartuş üretiliyor. Doğrusu yanlışı işte dediğim gibi bunlar nispeten yakın geçmiş olmasına rağmen karışmış. Dolayısıyla her yerde koliler dolusu bu E.T. bir de oyun rezalet, iğrenç bir oyun. Her yerde bu oyun kalıyor. En sonunda da Atari firması topluyor bunları. Ne yapacaksın? Yani dedim bu kadar konsol yok ki bu kadar oyunu satasın. Amerika'da işte New Mexico'da mı nerede? Çöplüğe gömüyor bunları. Landfill diyorlar, doldurma şey. Şimdi bu hani böyle yıllardır hani bir ispatı da yok, şey de yok. Ha tamam şey biliniyor hani. Gereğinden kat fazla E.T. oyunu üretilmiş olduğu, kartuş üretilmiş olduğu, bu oyunun felaket olduğu falan bilinen şeyler de. Hani böyle milyonlarcasının bir yere gömüldüğü falan hani orası neresi pek bilen yok, görmüş olan yok falan. Şimdi birileri yine Microsoft bu işin arkasında. Bu Xbox'a özel belgesel çektirtiyor Microsoft. İşte bunun peşine düştüler. Bu hafta bulundu gözüküyor. Bir yerden kartuşlar çıktı. Hatta sırf ET değil başka Atari 2600 oyunlarının da kartuşları çıktı. Ama bu kadar. Yani ben bilmiyorum. Ben bundan böyle deli bir şey, heyecan duymuyordum açıkçası. Tamam bulundu. Hı hı. Bulundu. Hakikaten şeyi açılmamış. Jelatini açılmamış. Oyunları gömmüşler. De tamam. Hani yapacak da bir şey yok ki. Yani. Büyük olasılıkla da çalışıyor o kartuşlar. Herhalde. Çünkü çok onlar tabii daha düşük teknoloji. Daha kaba. Büyük olasılıkla bir Atari 2600'ümüz olsa dünyanın en kötü oyunu takar çalış. Dünyanın en kötü oyununa bir avuçta para veririz şimdi. Evet. Topraktan çıkmış. Yeni mahsul. Alacağız belki de. Dur bakalım. Atari 2600 bölümü yapıyoruz çünkü. Yapacağız çünkü. Hmm. Ben şimdi şeyi merak ediyorum. Takip etmiyordum. Bu ET'nin fiyatı yükseldi mi, alçaldı mı eBay'de? Evet. O topraktan çıkanların anlamsız derecede para edeceği düşünülüyor. Hmm. Falan filan. Şeyde zaten hani bunun heyecanı tamam şey yayınlar da yaptılar Ars Technica'da ha çıktı bulundu falan diye ama bir yandan da bir farklı bir fikir yazısı da yayınladılar onlar da şey dediler yani ne tamam çıktıysa evet. Çıktı ne oldu. Tamam böyle bir şey değil ki bugün şu anda emin ol Türkiye'de şu anda değil mi? Yani bugün Türkiye'de bazı firmalar satılmayacak ürünlerini şu anda emin ol kırdırıyorlar. Öyle bir kavram var. Öyle. Bazı ürünler piyasadan beyaz eşyada, bilgisayar ekipmanında, harici şeylerde, mouse'da. Fotoğrafta da mı? Öyle. Mouse'da, klavyede ben çok iyi birinci ağızdan dinledim. Piyasadan çekiliyor ve hani öyle garibana falan verilmiyor, eskiciye falan verilmiyor. Çatır çatır, üzerine para harcanarak evet. Çatır çatır kırdırılıyor. Doğru. O ürünler. Yani böyle. Öyle. Ben şeyi konuştum bunu kırdıran firmalardan biriyle. Ya dedim bize verin hediye verelim. Hı. Hani sizin için de tanıdığım olur ama adam garantisini şeyini vermek istemiyor. O üründen kurtulmak istiyor. Envanterinden düşsün istiyor. Biz o ürünü Dark Hardware'de hediye bir de versek o hediye alan adam 2 yıl içinde mouse'um bozuldu diye klavyem bozuldu diye o firmanın yani kapısını çalacak. Hem potansiyel müşteriyi azaltmış oluyorsun adamların bir derdi. Bir de o var. Bir de o var. Dolayısıyla yaptıramadım. Yani bir giveaway bile yapamadık. Bu iş böyle. Bu iş böyle. Acaba otomobilde nasıl? Belki evet. Otomobilde de satmayan modeli geçince acaba Can'a soralım. Soralım. Fiyatını mı düşürüyorlar yoksa yok mu ediyorlar? Evet. PS4'de güncelleme geldi ve video kayıt işinde bayağı ilerleme kat edildi. Artık hani şöyle diyelim harici bir kayıt cihazı olmadan mis gibi kaydını yapıp PC'de de editleyebilirsin. Yani şimdi önce HDCP'yi kapama sözünü vermişti evet. Sony bunun. Yani içerik koruma sistemi nedeniyle olay şu. HDMI'den kayıt yapan bir kayıt cihazı satın alırsan doğru. HDCP koruma aktif olduğu için kaydedemiyordu doğru. Görüntüyü. Hatta şöyle dedi mesela çok eski DVI monitörlerde HDMI DVI kablosuyla PS3'ü bağlasan görüntü bazen alamazsın. Çünkü HDCP yoktur bazılarında. Görüntü alamazsın. İşte buna o sistem yine kaydı engelliyordu. Sony söz verdiğini yaptı. HDCP'yi kapama ayarını getirdi. Artık HDMI Capture cihazları görüntü oyun kaydedebilecek. Ama gerek yok. Çünkü PlayStation 4 zaten kendisi oyunu kaydedebiliyordu ya görüntüsünü. Evet. Orada onu video dosyasını sistemin dışına USB'ye atma seçeneği gelmiş. Evet. Yani dolayısıyla hani capture cihazıyla falan kayıt... Ha tamam kendisi çok yüksek kalite kaydetmiyor. Capture cihazı daha kaliteli kaydeder ama gerek amatörsen, yok. YouTube'a yükleyeceksen gerek hiç yok. Gerek yok. PlayStation 4'te kaydı yapıp USB siteye attıracaksın okay. Artık şeyi, dosyayı alacaksın. Ondan sonra da işte adını yaz YouTube'a yükle. İstiyorsan şeyin içinde de düzenleyebilirsin. PlayStation 4'ün içinde. Editörüyle düzenlersin. Bir de önemli yenilik DualShock 4'ün ışığını kısma geldi. Kapama yok. Kısma geldi. O bence bile anlamlı bir şey. Çünkü ben de karanlıkta PlayStation 4 oynarken ekrana ışığın yansıdığını ve bunun rahatsız ettiğini ya da kafa karıştırdığını gördüm. Kısılması sevindirici. Drive Club 7 Ekim'de evet, geliyor. PlayStation 4'ün çıkış oyunu olması evet, beklenen Drive Club neredeyse sene sonuna kadar evet, gecikti. PlayStation 4'ün otomobil oyunu ihtiyacı var. Var. Bir de indie oyunlar çıkacakmış PlayStation 4'e. Neler var mesela? Ya bildiğimiz şeyler, çok fazla bildiğimiz şeyler yok açıkçası ya da birkaç isim var tabii. Mesela Skulls of the Shogun. Oynadığımız Escape şeyler Code ya. 2. Yani bir kısmı bizim oynadığımız şeyler de Jamestown. Jamestown çok güzel bir oyun. Shut 'em up. Eski tipte, eski usul oyunlardan. Güzel. Zaten bağımsız firmalara açık olacağını belirtmişlerdi. Demek ki geliştiricilere diyeyim, firmalar demeyeyim. Demek ki geliyor işte bunlarda. Evet. PlayStation Destiny 4 cephesinde her şey yolunda gidiyor. Her şey yolunda gidiyor. Destiny PC'de çıkmayacakmış. Evet, bu da sürprizi. Sürpriz. Bu hafta çok Destiny videosu yayınlandı. Çok evet, Destiny konu oldu. Ne diyorsun, PC'de çıkmayacak? Yeni nesil konsollarda. Evet. Yazık oldu. Çok anlamı var mı? Gerçi Xbox 360 falan bir önceki nesli yani de destekliyor. Ya bence bu stratejik karar. Demişler de yani. Stratejik karar. Evet, kesinlikle. Yani ilk Xbox 360'a, Xbox One'a, PlayStation'ların ikisine birden çıkartacaksın da PC çok too much work olacak. Ya, hadi canım, bu böyle karar verilmiş. Demek ki pazar analizi yapıldı. Bu uygun görüldü. Destiny, bu hafta Destiny üzerine çok video falan yayınlandı. Fakat bu hafta yayınlanan Destiny videoları beraberinde tartışmalar getirdi. Çünkü Destiny'yi Bungie yapıyor. Yani evet, Halo serisinin geliştiricisi Bungie firması yapıyor. Bu hafta yayınlanan Destiny videolarını oturup şöyle biraz salim kafayla dikkatlice izlersen ve bir Halo serisini oynamış bir adamsan şunu fark ediyorsun. Halo oynuyorsun. Yani şöyle söyleyeyim, hani bak şu şöyle diyemezsin ama Murat, şimdi bir oyunun, bir multiplayer oyunun bir hani ben dansı diyeceğim. Böyle bir ritmi vardır, bir oyunun ateş etme hızı, oyuncuların hareket etme hızı, zıpladıkları doğru, mesafe, zıpladıkları zaman, bunların ortaya getirdiği bir bütün vardır. Doğru. Bu yani videodan anlıyorsun ki Halo ile aynı. Ama tabii firmalarda yani bayağı eleştirenler oldu. Yani veya bu skin giydirilmiş Halo gibi falan tabii. Birazcık abartarak ama bir şeyleri anlatmak için abartmak gerekli. Skin giydirilmiş Halo gibi falan diyen yorumcular oldu ama Bungie de diyor ki ya hani Halo bizim çocuğumuz. Biz şeyi inkar etmiyoruz. Hani ona ayaklarımızın bastığını, temelimizde Halo olduğunu inkar etmiyoruz diyorlar. O şekilde yanıt veriyorlar. Evet. Call of Duty 4. Call of Duty'nin yenisi 4 Mayıs'ta duyuruluyor. Ama bir şeyler sızdı. Zamanında Kevin Spacey çıktı ya, oyunun Kevin içinde Space falan. Advanced Warfare. Evet. Modern Warfare'dan sonra Advanced Warfare birazcık crisislik var. Değil mi? Yani görünmezlik, mörünmezlik yok. İşte armor, power armor falan bir şeyler gelmiş. Vallahi bilmiyorum, bu sefer tutmayabilir şeyler. Ve Call of Duty her sene eleştirilip her sene rekor kırıyor ama bu sene belki rekor olmayabilir. Çünkü gittikçe daha bilim kurgu dünyasına geçiyorlar. Gittikçe Modern Warfare şeyini kaybediyorlar. Sloganının evet, özünü. Bilmiyorum, ne diyorsun Advanced Warfare? Vallahi en azından hani diğerlerine benzemeyen bir şey gelirse o bile iyi bir şey. Çünkü bu sefer de yani onun için eleştiriyorduk. Ya bunların hepsi aynı diyorduk. Şimdi adamlar biraz daha başka bir şey yaptılar. Bu sefer başka bir şey yapıyorlar diye de eleştirmeyelim. Görelim. Bu saatten sonra herhalde 2. Dünya Savaşı'na dönemezler. Evet. Şeyde tükettiler hani günümüzü, bugünü tükettiler. Evet. Tükettiler. Ön tarafa doğru gidecekler işte. Gitsinler bakalım. Şeye kadar Battlefield 2142 vardı yani. Hmm. Oraya doğru. Ama o tutmadı biliyorsun. Bu adamlar da Call of Duty Future Warfare diye patent var. Hmm. Yıllar önce aldıkları. Onu daha çantada tutuyorlar. Çıkmadı. O iyice uzay olacak gibi gözüküyor. Evet. Civilization Beyond Earth'ın da sonbaharda çıkması bekleniyormuş. Bundan önce haberini yapmıştık biz. Oyunla ilgili. Demek ki dünyanın sınırlarını aşıyoruz. Evet. Beyond Earth. Ben normalini oynayamadım. Onu nasıl oynayacağım? Ben yani çok severek oynadım. 5'i. Ben 1'i oynadım. Yani ben Civilization'ın o 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i. Tek disket miydi neydi? Onu aşırı miktarda oynadım. Ses kartı bile yoktu. Yani kimin inceleyeceği belli oldu. İyi. Hamdi'ye çekeceğiz onu artık demek ki. Civilization Beyond Earth. Başka oyunlar çıkacak değil mi? Watch Dogs falan. Watch Dogs da geri sayıma başladı. Evet. Artık heyecan artıyor. Evet. Haberler bizden şimdilik bu kadar. Biraz uzun sürdü ama gündem yoğundu. Evet. Bir şey diyor musunuz? Bana ne diyelim? Haberler sende. Vallahi bizim çok işimiz var şimdi Levent abi. Evet. Önümüzdeki hafta dediğim gibi TeknoSeyir'in yoğun bir haftası olacak. Önemli bir haftası olacak. Hemen yani şunu mikrofonu bırakıp bir şey koyulacağız. Evet. Bakalım hani gün vermiyorum her türlü aksilik ihtimaline karşı ama önümüzdeki hafta bizden haber alacaksınız. Takipte kalın. Evet. Şimdiden şunu söyleyelim mi? Şimdi bu hafta bir video aksadı. Tamam hani nedenini söyledik. Hı-hı. Gerçekten hani bir yetiştiremedik. Bazı şeyler çakıştı. Etkinlikler, programlar falan ilk kez kontrpiyede kaldık. Evet. Önümüzdeki haftalarda 1-2 gün yine aksayabilir. Çünkü doğru, bayağı bir değişimler olacak. Sunucu değişecek falan filan. Belki de doğru. Haberini veririz. Facebook'tan, Twitter'dan takipte kalın. Evet, oradan duyuruyoruz. Oradan hani illaki abone olmanıza da gerek yok ama web üzerinden takip edebilirsiniz Twitter hesabımızı falan. Yani takipçi olmanız şart değil. O zaten hani bir baktınız TeknoSeyir çalışmıyor falan, önce oraya bakın. Tabii. Orada açıklaması yazıyordur. Evet. Evet. Her türlü değişikliğe hazır olun. Evet, peki. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. TeknoSeyir haftalık gündem değerlendirmesini sundu.